Merhaba, hayırlı olsun. TV100 yayın hayatına pazar gecesi başladı ve ben aslında bugüne kadar sayısız canlı yayına çıktım. Ama itiraf edeyim, bugün heyecanlandım. Çünkü çok büyük bir emeğin, çok uzun bir hikayenin sonucunda burada tüm basın emekçisi arkadaşlarımın çalışmalarına bizzat şahitlik ettiğim için başta Murat Kelkitlioğlu ve Ali Can Değer'e çok yürekten teşekkürler. Aynı zamanda kanalın kurulmasında emeği geçen herkese, bu Türkiye'de basının nefes almasında gazeteci arkadaşlarımızın, bu televizyon sektöründe bulunan arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını alması anlamında ve bir ekmek parası kazanma anlamında da çok büyük bir imkan olduğu için de tekrar tekrar kendilerine teşekkür de bir borç biliyoruz. Ama şüphesiz şunu da altını çizmek lazım. Bize bu yayını ulaştıran çok değerli rejideki arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarımın da, tüm kamera arkasında çalışan editör arkadaşlarımın da, muhabir arkadaşlarımın da bu yayınların gerçekleşmesinde emeği büyük. Biz sadece ekranın önünde ufak bir detayı canlandırıyoruz. Fakat Türkiye'nin gündemi o kadar yoğun ki, şüphesiz dün akşam Türkiye hala tartışması devam eden Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimleri iptal edip yenilenmesi kararı alması sonrasında iç siyasete kilitlendi. Fakat dünyada şüphesiz şu da var ki hiç kimse Türkiye bir seçim sürecinden geçiyor. Hele bir sorunlarını çözsün, ondan sonra Türkiye'ye tekrar döneriz, beraber bu sorunları hallederiz diye de beklemiyor. O açıdan bizim hiç vakit kaybetmeden ülke olarak bu güzel ülkenin geleceğinin güzel olması ve Türkiye'nin mutlu, güçlü ve ekonomik açıdan, siyasi ve asker açıdan da güçlü bir ülkesi olması anlamında da bu sorunun çözmesine çok büyük önem vermemiz gerekiyor el ele. Bu işin partisi de olmuyor, herhangi bir ideolojik tarafı da olmuyor. O açıdan biz bu programda hep özellikle altını çizmek istiyorum, tarafsız. Sadece ve sadece ülke menfaatlerini ön plana çıkaran, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, kimsenin günahını almayan, zaman zaman eleştiriler de olacak ama doğruya da doğru demekten asla çekinmeyen bir program yapacağız. TV100'ün genel yayın politikasında bunun üzerine kurulu olduğunu bilmenizden özellikle emin olmak istiyorum. İşte şimdi ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü bugün geldiklerinde sağ olsunlar beni çiçeklerle karşıladılar. İnşallah çiçek gibi bir geleceği olur TV100'ünde. Sözü fazla uzatmadan bugün Türk-Amerikan ilişkileri, Suriye'de Türkiye'nin ana aktör olduğu bu coğrafyada bu ilişkilerin Rus, Amerika, Türkiye, İran ve diğer aktörler ekseninde nasıl gelişeceği ve tabii ki son iki günden beri Doğu Akdeniz'de de birçok önemli gelişme var. Bunların ışığında birçok konuyu masaya yatıracağız. Çok önemli konuklarımız var. Gerçekten çok önemli. Tecrübeleriyle ve bilgileriyle. Çünkü bu programın en önemli özelliklerinden biri de burada bilgi olacak. Kavga olmayacak. Sadece her program bittiğinde bu programda size nacizane bir şeyler anlatmaya, bir şeyler izah etmeye çalışacağız. İşte o dört önemli konuğumu müsaadenizle şimdi sizlere tanıtmak istiyorum. Çok değerli Büyükelçimiz lütfetti, geldiler. Uluç Özülker. Kendisi diplomasi muhabirliğimden benim yıllarca tanıdığım, benim için çok değerli, çok ortak anımız olan, çok değerli bir isim. Hoş geldiniz efendim. Sayın Yusuf Alabar da savunma ve güvenlik uzmanı, strateji konusunda da uzman. Yurt dışı eğitimiyle, Türkiye'deki saha tecrübesiyle de çok değerli bir uzman. Sayın Naim Babiroğlu. Efendim siz de hoş geldiniz. Sizle de defalarca yayınlarda beraberdik. O açıdan da şeref verdiniz tekrar. Hoş geldiniz. Ve sevgili arkadaşımız Ferhat Ünlü. Ferhat da bizim sahadan ve yayınlardan çok arkadaşımız. Beraber çok bulunduk. O nedenle bilenlerle objektif olarak konuları masaya müsaadenizle yatırmaya başlıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik ilk başlığımızla Türk-Amerikan ilişkileriyle programımıza da dediğiniz gibi başlamak arzusundayız. Şimdi malum Türk-Amerikan ilişkileri, normalde bu tip programlarda prompter falan kullanılır ama biz tabii konunun içinde olduğumuz için. Türk-Amerikan ilişkileri çok kritik bir dönemden geçiyor. Tarih boyunca Johnson mektubundan bu yana, hatta çok öncesinde çok örnekler var ama Türk-Amerikan ilişkileri son dönemde zamanın ruhuyla ele alırsak çok farklı bir yere doğru gidiyor. Belki Amerikan yönetimi ve Türk ilişkileriyle birden fazla Amerika ve Türkiye'nin ilişkileri nereye doğru gidecek başlığında masaya yatırmamız lazım. Ama öncelikli olarak şüphesiz Türk-Amerikan ilişkileri dendiğinde birçok başlık var. Ama en gündemde olanla müsaade ederseniz başlayalım. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği Türkiye'de ekonomik dengelere de siyasi tartışmalara da çok büyük etkisi oluyor. Bunu Türk-Amerikan ilişkilerine bakarken Rusya ile ilişkiler üzerinden de değerlendirmek lazım. İşte bunları aynı potada şimdi yavaş yavaş eritmeye başlayalım. İlk sözü Sayın Büyükelçime vermek istiyorum. Sayın Büyükelçim,
Türk-Amerikan ilişkileri şüphesiz hep gündemde. Ama en önemli noktalardan bir tanesi de bana da soruyorlar yolda. Bu S-400 Ruslardan almayı düşündüğümüz hava savunma sistemine karşı Amerika kesinlikle alamazsınız. Bu ilişkilerin işte kopması anlamına gelir. NATO'dan ihracınız anlamına gelir. Çeşitli tehditler savunuyorlar. Ambargolar ortaya sürüyorlar. Amerika bu konuda gerçekten söylediklerinde ciddi olabilir mi? Ya da S-400 konusunda Amerika ile çıkılan bu ortaya çıkan krizin çözülmesiyle ilgili önümüzdeki dönemde bir ışık var mı? Çünkü bazı diplomatik kulislerde Amerika ile enteresan gelişmelerin olabileceği, çünkü Trump'ın Temmuz ayında buraya gelmesinden bahsediliyorsa şüphesiz ki bir yerlerde Türk-Amerikan ilişkilerinde bazı ince ayarların ve düzelmelerin olabileceği söyleniyor. Siz ne diyorsunuz? Aslında Türk-Amerikan ilişkileri halihazırda sadece S-400'den ibaret değil. Ben diyorum ki bir vücut zona olmuş. Şimdi her geçen gün yeni çıbanlar çıkıyor. Tabii. Ve bunların üstesinden de gelmek her geçen gün biraz daha güçleşiyor. Nitekim en son evvel Avrupa Birliği Mogherini ön aldı. Arkasından da Amerika'dan açıklama geldi. Siz Kıbrıs açıklarında ne iş yapıyorsunuz? Çekilin de buradan gidin diye. Yani evvela karşı tarafın bize bir empatiyle yaklaşmadığı gayet nettir. Ama bunu söylerken de esas itibariyle, yani bir Nasrettin Hoca'nın güzel bir fıkrası vardır. Hırsızın hiç mi bir suçu yok demişler. Ben her iki tarafta da zannediyorum başından itibaren hatalar var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hala hazırdaki tutumu, evet, mantalitesi, düşünce tarzı, yaklaşım tarzı olaylara fevkalade sakat. Bugün esas itibariyle çok basit bir şey söyleyeyim. Geçmişte ilk defa Küba'da D'Amato yasası diye bir yasa vardı. Ve Küba'ya içeride almış olduğu, bir ulusal düzeyde almış olduğu bir kararla bu yasayı çıkarttı ve ambargo uygulamaya başladı. O tarihten sonra da birçok kişiye D'Amato yasasıyla ambargoya başvurdu. Şimdi bir de Magnitsky yasası diye gene tamamen ulusal planda kendilerini bağlayacak, uluslararası meşruiyeti olmayan ve bu bağlamda bir bağlayıcılığı ve yaptırımı olmaması gereken bir kanunla dünyada her önüne gelene tehdit savurmak suretiyle yönetmeye kalkıyor. Şimdi en sonunda Venezuela'da olan olaylar da mesela çok tipik, düşündürücü. Orada kendinden menkul bir kişi çıkıyor. Ben cumhurbaşkanıyım diyor. Ve arkasından en son sözü sokağa döküyor. Abi ben yanlış hesaplamışım. Ordu benim yanımda değilmiş meğerse diyor ama Amerikan ordusunun yanımda olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla eğer icap ederse ben Amerikan ordusunu buraya davet etmekte de en ufak bir tereddüt duymam diyor. Yani öbür taraftan da Amerika'da üçe bölünmüş vaziyette. Bir tarafta kongre var. Türkiye'yi hiç sevmiyor. FETÖ'sünden tutun aklınıza hangi konu gelirse karşımızda. Diğer taraftan Pentagon tamamen teknik açıdan ama bize galiba biraz daha yakın diyebileceğim bir tek o var. Bir de ötesinde ne yaptığı belli olmayan bir Trump var. Bugün söylediği yarın belli olmaz. Yarın söyleyeceği de öbür günü bağlamaz. Böyle bir adamla geçiniyoruz. Şimdi Amerika bu manada iki şeyi çok ön plana çıkardı efendim. Birincisi kendi istediği veya kendi düşünce tarzına uymayan, çıkarlarına uymayan, onun da çok net olarak genel kurula gittiği zaman konuşmasında ilk sözü Amerika çıkarları ve ötekiler diye başlamıştı, hatırlayalım. Dünyada ben Amerika'yı eski güçlü haline döndüreceğim. Dolayısıyla bütün politikam da buna bağlı olacaktır demişti. Şimdi bütün bu koşullar altında dünyayı kaosa sürükleyen bir politikanın uygulayıcısı olarak Trump da ortaya çıkıyor. Ekonomik açıdan dünyada her şeyi birbirine kattı. Siyasi açıdan ne yapacağı tam manasıyla belli değil. NATO sıkıntıda, yani Avrupa Birliği ile bozuştu. Çin'le başka sıkıntılar var vesaire. Böyle bir Amerika ile karşı karşıyayız. Ama buna karşılık Türkiye'nin de kendine göre bulunduğu bölge itibariyle de olmazsa olmaz önemde ihtiyaçları var. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne başında gittim, kapıyı çaldım. Efendim dedim, bu Suriye'den o zaman S-200'ler vardı, daha 300'ler falan gelmemişti. Bu S-200, 200'lerle ilgili olarak bir de aramızda da ihtilaflar büyüyor.
Oradan bir taarruz olursa ben ne yaparım? Bir de Scud'lar vardı değil mi Sayın Büyükelçin? Scud'lar, Scud füzeleri var. Evet. Scud, ben Esrik değil de Scud'lar vardı. Scud füzeleri. Yani çok önemli de değil ama İsmi Türkiye'nin... İsmi önemli değil tabii. Türkiye, yani isim de değil, füze de füzeler, o kadar aslında, evet. Ama Türkiye'nin buna karşı koyabilecek bir imkanı dahi olmadı o cihetle. Onun üzerine NATO'ya da gitti iş hep beraber. Bize silah vermek yerine başlangıçta en demode patriotları 1 milyar dolara vermeye kalktılar. Ben tabii uzmanı değilim ama uzmanlardan dinlediğime göre ilk vermeye kalktığı bu patriotların etkinlik değeri %5,5'tan ibaretmiş. Yani demode geride 1 milyar dolar da para benden alıyor. Ama bu arada tabiatıyla onu da vermediler. Kongre dediler vesaire, ne yaptılar? Onun yerine Türkiye'ye 6 batarya gönderdiler. Yani bunlar da Amerika, İspanya ve İtalya'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Geldiler, bizim hududumuza yerleştirdiler. Şimdi arkasından ben 17 ay Amerika Birleşik Devletleri ile tekrar ikinci bir defa şu patriotları verim daha iyilerini diye pazarlık ettim. Gene kongreçi dedi, o dedi, bu dedim, gene gelmedi. O sırada işin içine Çin girdi bildiğiniz gibi. Çin'den sonra orada gene Amerika bastırdı, yapamadık. Teknoloji falan paylaşımı da vardı Çin'inkinde. Onun üzerine en son çare olarak da biz Ruslara kaldık. Şimdi Ruslara gittiğimiz zaman burada tabiatıyla iki şeyi çok ciddi şekilde göz önünde bulundurmak lazım. Birincisi, aslında bugün Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan doğruya sert bir cevap verip ortayı karıştıracak bir politika izlemiyor. Yani başka bir deyişle 330 tane yanlış hatırlamıyorsam elinde nükleer başlığı var. Buna karşılık Rusya'nın 7390, indirilmiş rakamla birlikte Amerika'nın 7300. Şimdi burada Rusya bir ekonomik cüce ama diğer taraftan askeri yönden kendini fevkalade güçlendirmiş durumda, bir açmaz var orada. Şimdi netice itibariyle çok basit şekliyle Çin Amerika ile hala mesela ticaret müzakeresinde Amerika yine 200 milyar dolarlık bir ithalata vergi koydu ekstradan. Yine kavga çıkarmadı. Ben müzakerelere devam edeceğim diyor. Şimdi efendim buradaki açmazımız şu S-400'ler konusunda. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip kapısını çaldığım zaman ben sana vermem diyor. Diğer taraftan Türkiye'nin bu gidişat ve gelişmeler karşısında mutlak şekilde bir kendini savunma ihtiyacı içinde olduğunu da kimse inkar edemiyor. Bunu da Ruslar kendi yönünden hemen adım atıp sağladılar. Şimdi buradaki açması aslında Türkiye ile Amerika ile ve Amerika üzerinden NATO ile Rusya arasında bir açmaza ve sıkıştırılmış bir noktaya taşıması söz konusu olan bir sorun yumağı halinde de önümüze duran bir problemle karşı karşıya bıraktı. O da çok basit şekliyle. Şimdi geçen gün bir makale okudum. Geçen 10 gün zarfında. Putin'e yakın birinin Moskova'da yayınlandı. Şöyle diyor. Aslında diyor Putin fevkalade akıllı bir politikayla bir taşla iki kuş vurdu. Birincisi Amerika ile zaten iyi değil arası Türkiye'nin. Ama daha da açmak için S-400'lerle adımını attı. Bu arada NATO'yu da devreye sokup NATO'yla da ilişkileri ve NATO konusunu sıkıştırdı. Ama diğer taraftan da mükafat olarak da 2,5 milyar dolar aldı. Şimdi bunun arkasında yatan anlam şu aslında çok basit şekliyle. Gene Amerikalıların yaptığı veya sahil işte gene NATO genel sekreteri halen burada. O da bir devlet memurudur yani, bir siyasetçi değil ama çok net bir şey söyledi. Her ülke, ikinci defa söylüyor, bu ilk defa değil. Her ülke kendini nasıl savunacağını kendi tayin eder. Silahını da buna göre almak hakkına sahiptir. NATO dedi. Mevzuatı da böyle zaten. Evet. Hiçbir kuşku yok. Ama dedi, buradaki sorun başka bir tarafta yatıyor. Bunu da hemen arkasından. Biz de entegre sistemimizle birlikte bu işi düşünmeye ve oradaki ortaklarımızı bu kapsamda görmeyi de tercih ederiz dedi. Ne şiş yansı ne kebap şeklinde bir açıklama. Şimdi buradaki esas sorunun temeli, öyle tamamlayayım müsaade ederseniz, benim görebildiğim kadarıyla iki noktada toplanıyor esas itibariyle. S-400 füzeleri elbette ki bize en son teklif etmiş olduğu patriotlardan, ki bu da İsrail'e verdikleriyle eşdeğerde değil. İsrail'e daha kendini de kullanmadığını 5. nesli verdi. Bize 4. veriyor.
Orada demir kubbe içinde ilk defa İsrail'de kullandırmak üzere Patriot verdi. Şimdi bize verdikleri veya teklif ettikleri ama bir türlü hayata geçmeyen dördüncü nesil %65,5 etkinliğe sahip. Evet. Buna karşılık S-400'ler bundan çok daha ileri düzeyde bir teknik ve teknolojiye sahip. Hem radar menzili itibariyle hem vuruş isabeti pek çok yönden daha üstün. Ama burada anlayabildiğim kadarıyla gene uzmanlardan dinlediğim, burada esas olan sorun sizin ne kadar kendinizi savunabilecek güçte bir füzeye sahip olmanız değil. Karşıdan atılmış bir füzeyi anında tespit edip buna cevap verebilecek konuma hemen geçebilmenizde. Şimdi S-400'ü alıp yerleştirdiğiniz zaman S-400'ün entegre sistemde olduğu gibi NATO kapsamında size ya Rusya'dan alacaksınız bunun bilgisini, o Türkiye'yi Rusya'ya çok daha fazla bağlamak ve tırnak içinde satmak anlamı taşıyacak veya ikincisi NATO entegre sisteminden yararlanacaksınız. Unutmayın ki bugün 24 bin ila 26 bin kilometre sürate erişmiş olan uzaydan gelen füze sistemleri var. Yani Amerika'dan atsa buraya 16-17 dakika sonra geliyor. Sizin 5 dakikanız var cevap vermeye hazırlanmak için. Doğru. Türkiye S-400'lerle bu kabiliyete sahip değil. AWACS'lar var. Kendine 16 tane ulusal radar önleme sistemleri var vesaire. Ama alt alta üst üste 400-500 kilometreye gidiyorsunuz. Orada duruyorsunuz. Halbuki bunun uzun menzilli olarak peşinen yakalanması lazım. O zaman sizin şu veya bu şekilde bir sisteme entegre olarak oradan kullanmanız lazım. İkinci husus da şu çözümlenemeyen. Aslında bunların tabii cevapları var ama yok aynı zamanda. Şimdi S-400'leri kime karşı kullanacaksınız? Amerika diyor ki diğer NATO müttefikleriyle birlikte F-35'leri de şu anda aldık. Ben F-35'in işte yok görünmezdir, o gelir vurur filan, ben o taraflarıyla meşgul değilim. Bu hallolur bunlar bir kısım bir ölçüde ama sen S-400'ü kime karşı? Rus kendine karşı kullandırır mı diyor. Kullandırır mı? Hayır. Yazılım vesaire filan Rus'a karşı kullanamazsın. Peki Amerika'ya karşı kullanma ihtimalin olabilir mi? Evet, S-400'ü, F-35'ler vesaire NATO uçaklarına karşı kullanma ihtimalin var. Peki Suriye'den vesaire gelen herhangi bir şeyi, hava taarruzunu veya sair bir taarruzu S-400'ler itibariyle ne kadar ihtiyacın var? Çünkü unutmayın ki NATO'nun 5. maddesine biz başvurmadık. Dış basında 5. maddeye başvurdu Türkiye diye yazıyorlar. O bir tek Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'de başvurdu. Evet. Onun dışında bu başvurulmamıştır. Biz 4. maddeyle gittik. Yardımınızı istemiyorum ama teyakkuz içinde olmak için yardım edin. Yani koordine. Koordine şey olarak. Bunun çerçevede AWACS'lar hala Türkiye'de uçuyorlar hudutta. Diğer taraftan batarya dahi var hala orada. Onda tamamını çekmediler. Şimdi bu koşullar altında siz S-400'leri kime karşı kullanacaksınız diye sorulduğu zaman Ankara ve İstanbul'da yerleştireceğim ve ben bunları buradaki işte şunu şunu savunacağım şeklinde ortaya koyduğunuzda bu zannediyorum tek başına teknik açıdan doyurucu ve ikna edici olamıyor. Şimdi bütün bu koşullarla birlikte baktığınızda Türkiye'nin zannediyorum bu açmaz karşısında sakal bıyık meselesi, bu açmaz karşısında bir kurtuluş çaresi aradığını ben şahsen görmekteyim, düşünmüyorum, görmekteyim. Ama ama şimdi burada tabii çok 3 tane sorun var. Birincisi uzmanlarımız oturuyor yanımızda. Onların yanında konuşmak bu konuyu da benim için tabii abeste iştigal ama çok net şunu sorayım. Ben kendi NATO bilgimle dahi bunun ne olup olmadığını ve sonuç itibariyle bir S-400 tercihinin veya Çin tercihinin beni hangi noktada sıkıştıracağını daha ısmarlamadan bunları size söyleyebilecek konumdaydım. Buna rağmen bu kararı alıp da yola çıktıysanız o zaman birinci soru şu, niçin? Bunları bile bile lades, niçin? İkincisi, bunlara evet dünya kadar para verdiniz ama teknolojiyi de vermiyor Rusya tamamen, o da ayrı bir konu. Ama çok net olan bir şey var. Burada almış olduğunuz 4 batarya, Türkiye gibi yani 800 bin kilometre kareye yakın bir toprakta
neyi, nereden, ne kadar ve kime karşı koruyacak? Bunu da tabiatıyla düşünmek lazım. O soru da tam cevaplanmış değil. Nihayet üçüncü bir husus var. Bu zannediyorum işin en önemli tarafı. Ben gerçekten Amerika ile ilişkilerimi bozmak mı? Yoksa Amerika ile ilişkileri şu veya bu şekilde yoluna sokup devam ettirmek yolunda çareler aramak mı durumundayım? Bunu da çok net karara bağlamak lazım. Evet. Çünkü sonuçta bu bizi dönüp dolaşıp bir tercih sorunuyla karşı karşıya mutlaka bırakacak. Ve bu tercih sorununda da benim indimde Türkiye'nin batıdan ayrılmaması esastır. Yani batıya ram olsun, ona biat etsin, topyekün her şeyiyle ona teslim olsun değil söylediğim. Ama hem demokrasi açısından da bu gerekli, askeri açıdan da gerekli. NATO'dan çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Çıkamazsınız. Olmaz o. Bu da mümkün değildir. Olmaz da. Benim yani biraz uzattım ama estağfurullah, yani orada girişken sizin değerli tecrübeleriniz, müzakerelerde yaşadığınız izlenimlerden aktardığınızı da hissediyoruz. Şimdi Naim Bey şüphesiz sizin de çok değerli tecrübeleriniz var. Ama bu çerçevede birkaç nokta var. Tabii Amerikan-Türk ilişkilerini anlarken hani demin de dedik ya birden fazla Amerika'dan bahsediyoruz. Bir müesses nizam var, bir Trump yönetimi var, bir başka derin Amerika'dan da bahsediliyor. Ama bununla birlikte tabii Türk-Amerikan ilişkilerine biz sadece başlık açtık. Başka başlıklar da var şüphesiz tartışılacak. Ancak şu an çok gündemde olduğu için şimdi biz iç siyasi tartışmalara da daldık. Ama yavaş yavaş bunlar demin dediğim gibi kimse Türkiye seçim yaptı biraz bekleyelim demez, ısıtılmaya başlıyor. Biraz sonra vaktimiz el verdiği çerçevede Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da gireceğiz. Orada da çok kritik gelişmeler var. Hani benim hep başından beri tezim hani yani ne Amerika ne Rusya, öncelikle Türkiye'nin milli ve yerli duruşunun güçlendirilmesi. Çünkü ikisine de güvenmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum ya da birine doğru yaslanmanın. Ancak şu da bir gerçeklik ki son günlerde S-400 Patriot ve F-35 meselesi gündemde olduğu için buradan özellikle yürümeyi tercih ettim. Size göre Sayın Büyükelçim'in de gündeme getirdiği gibi bir yerde Amerika ile uzlaşmak zorundasın diyorlar. Şimdi diplomasi okuma sanatına biraz hatırlarsak, şimdi geçen gün Sayın İbrahim Kalın'la John Bolton'un bir telefon görüşmesi oldu ve yine haberlerde ikilinin telefonda ABD lideri Trump'ın ziyaretininle ilgili detayları da konuştuğu öğrenildi. Evet. Şimdi siz krizde olduğunuz ya da böylesine uçuruma doğru sürüklenmiş bir ilişkiler sistematiğinde o ülkeye herhalde gitmeyi planlamazsınız. O zaman S-400'le ilgili bir yerlerde bir gelişmeler bilmediğimiz olabilir. Bilmediğimiz bir kulis mi var? Ne olabilir sizce? Evet. Şimdi önce Sayın Büyükelçimin söylediklerine katılıyorum tabii. Tecrübeli bir diplomat. Ben şimdi 3 yıl NATO'da görev yaptım. Askeri karargâhta. 1,5 yılda Birleşmiş Milletler'de görev yaptım. Sondan başlayayım. Şimdi ABD'den Patriot füze sistemi almakla bağımsız olunamayacağı gibi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almakla da bağımsız olmaz. Bir kere onun altını çizelim. Yani bir tercih durumu olabilir. Bu tercihi tam bağımsız ülke olan Türkiye elbette istediği bir ülkeden kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde kendi tehdit olarak gördüğü, değerlendirdiği jeopolitik ortamda tehdit üreten bir coğrafyada istediği ülkeden kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, tehditleri giderecek herhangi bir silah sistemini, hava savunma sistemini almalıdır ve meşrudur bu. Bunun bir tenkidi olmaz. Bir kere onun altını çizelim. Ancak şunun da altını çizelim tekrar. ABD'den Patriot aldığımızda tam bağımsız olunamayacağı gibi herhangi bir ülkeden veya Rusya'dan herhangi bir silah sistemin almasıyla da bağımsız olunmuyor. Tam bağımsızlık demek kendi kendine yeterli olmak demek. Dünyada kaç ülke yeterli? Bir ABD yeterli, İsrail yeterli diye, Rusya yeterli ama bunun dışında Çin bile Rusya'dan silah sistemi alıyor. Onu da altını çizelim. Yani kolay değil. Ama keşke hep S-400'leri var zaten. Var tabii. Evet. Ama şöyle keşke olsaydı, 1950'lerden veya 1947'lerden itibaren ta o Marshall yardımı veya oradan gelen bir sistemle değil de Büyük Atatürk'ün çizdiği o tam bağımsızlık, savunma sanayi hamleleri adım adım geliştirilseydi de bugün onu izleyip gelseydik belki biz şu anda bu tür problemleri konuşmuyor olacaktık. Belki biz satacaktık. O ayrı bir konu. Onun altını çizelim. Şimdi ben şunu değerlendiriyorum. Tabii NATO'daki
görev yapmamın verdiği cesaretle söylüyorum. Belki iddialı ama söylüyorum. Eğer Trump Temmuz'da gelecekse S-400 Temmuz'da gelmeyecek demek. Trump eğer ziyaretini Kasım 2019'a erteleyecekse S-400 Kasım'a kadar da gelmeyecek demek. Çünkü diplomatik açıdan uçağa geri döner o zaman. Yani bir kere önce gelmişse diyelim Temmuz'un 15'inde geldi. Trump da diyelim 25'inde ziyade gelmez zaten. İptal eder. Demek ki yok. Öyle bir altını çizelim onu. Yani S-400 sizin dediniz ya acaba hani Bolton'la görüşmüş, ziyaretle ilgili taslak programı da görüşmüş olabilir. Peki S-400 eğer Temmuz'da gelecekse bu program Temmuz'a planlanır mı? Bunu Türkiye yapmaz. Köklü geleneği sahip, diplomasi geleneğine sahip bir devlet yapmaz bunu. Burada tutup da tam Trump'ın uçağı buradayken Mısır'a mı indirecek yani? Onu o daha büyük bir sansasyon olur. Onun için söylüyor yani şunu demek istiyorum. Eğer Temmuz'da gelmesi planlanmışsa bilmiyorum. Ben planlandığını da sanmıyorum. Çünkü karşı taraftan öyle bir teyit yok. Niyet beyanı bakalım. Niyet. O da başka bir anlamda niyet Temmuz'a beyanı. Kadar ilişkiler ne olur? Büyük Ortadoğu planı, barış planı denilen bir plan var. Bunu Trump'ın baş danışmanı ve damadı açıklayacak Haziran'ın başında. Haziran orta o zaman açıkladığında acaba bu Büyük Ortadoğu planında veya barış planında açıklayacağı şey Türkiye'nin o köklü politikaların tamamen aksi. Mesela Batı Şeria ilhak ederse örnek veriyorum. Filistin devletinin ne bileyim Sina Yarımadası'na taşınma gibi bir girişim olursa o planda Türkiye ne yapacak, ne diyecek? Ama Türkiye'nin Filistin'i ana yani, vazgeçilmezi olarak. Doğru işte onu kastediyorum. Evet. O zaman demek ki ziyarette yani o birçok şeye bağlı. Ama şunu gelelim. Şimdi Türkiye sizin biraz önce belirttiğiniz gibi iki cephede mücadele etmeye zorlanan bir ülke durumunda. Bir Doğu Akdeniz. Evet. Bana göre Suriye'den daha az önemli değil. Belki de kesinlikle daha önemli. Ulusal çıkarları, ulusal güvenliği açısından kendi yetki alanları dışlanıyor. Kendi yetki alanları yok sayılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber orada sondaj çalışmaları yapılıyor. Bunu sadece bir ülke yapmıyor. Fransa var, İtalya var, Mısır var, İsrail var. Bir de ABD de onları destekliyor. Evet. Ve Avrupa Birliği de Türkiye'yi de ikaz ediyor. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetki alanlarına girmeyi. Burada bir cephe var. İkinci cephe Suriye cephesi. İki cephede de ABD Türkiye'nin karşısında. Bu açık. Birisinde PYD, PKK terör örgütünü desteklemeye devam ediyor. Tırnak içinde Kürtler veya Suriye Demokratik Güçleri adı altında desteklemeye devam ediyor. Ve ortağım diyor vazgeçme niyeti yok. Diğerinde de Doğu Akdeniz'de hem Güney Kıbrıs'ın yönetimine hem de Metehan Bey Yunanistan'a askeri açma çalışmalarına devam ediyor. Neden? Çünkü İncirli'ye artık fazla yavaş yavaş İncirlik'ten kaçma çalışmaları başladı. Ürdün'de var işte mesela Katar'da konuşlanan bir iki hafta önce gelen F-35 savaş uçakları bugün Suriye'deydi. Sabahleyin. Suriye'yi bombaladılar döndüler. Yani artık İncirlik'ten kalkmıyor onu demek istiyorum. Bu önemli. Şimdi ben diyorum ki okuduğumu ve NATO'da görev yapmış biri olarak ABD'nin sert tepkilerini herkes biliyor. Biz de biliyoruz. Alırsanız diyor özetle hepsini okumuyorum bende var. Alırsanız ağır sonuçları olur. Bu ağır sonuçları deyince bir F-35 savaş uçağı alamazsınız. İki F-35 savaş uçağı üretim projesinden çıkarılırsınız. Üç Patriot zaten olmaz almazsınız. Dört ABD'nin ürünü olan F-16 savaş uçağı gibi buna benzer silah sistemleri Sikorsky helikopteri gibi buna onda da ambargo uygulanır. Miyatlı malzemeleri gönder. Dört bu şey yasası var. Amerika düşmanlarına yaptırımla karşı koyma yasası var. Kahatsa diyebilirsin. Evet. Kahatsa. Bunu da uygularım diyor. Şimdi böyle baktığınızda ciddi bu. Çünkü atanan büyük elçiye yapılan mülakatta diyor ki başkan yardımcısı ben bütün platformlarda Türkiye'ye her düzeyde bunun ağır sonuçları olacağını belirttik diyor. Şimdi bu. O zaman Türkiye bir tercih yapacak. Ben kesinlikle S-400'den vazgeçsin diyen bir insan değilim. Alsın. Tam bağımsız bir ülke almalıdır. Tabii. Çünkü artık 1 milyar dolar ödemişsiniz. En üst yani en yetkili ağızdan dillendirmişsiniz zaman zaman. Artık bundan vazgeçmek olmaz. Ama
Ben şu anda gördüğüm atmosferde şöyle bir değerlendirmede bulunabilirim. Türkiye S-400'ü satın alacaktır, ödeyecektir ama coğrafyaya, Türkiye coğrafyasına konuşlandırılması bayağı orada bir ertelenecek. Orada yani sizden çok kısa bir yanıt alacağım ama Ferhat'a oradan döneceğim. Şimdi kulislerde bir şey konuşuluyor. Acaba bu füzeler Türkiye tarafından alınacak, KKTC'ye mi konuşlandırılacak, Azerbaycan'a mı konuşlandırılacak ya da Katar'a? Bunlar yani, kulislerde seslenir. Yani üçüncü ülkeye konuşlanır mı şey gibi. Muhtaç bilgiler tabii. Güney Kıbrıs'ın alıp da Yunanistan Girit adasına konuşlandırılması gibi. Tabii bu Türkiye'nin duruşunda çok ciddi sıkıntılar ve tartışmaları da beraberinde getirebilir ama onun ötesinde bir süresiz erteleme ya da olayı geciktirme gibi bir şey mi olacak? Çünkü Amerika'nın ben onu tam ona geliyordum Mete abi. Tam ona geliyordum. Kesinlikle almayacaksınız diye çektiği bir çizgi varmış. Tabii şimdi bir kere ABD bir de şöyle bir yanılgı var. Doğru bilinen bir yanlış. Yani neredeyse Galata meşhur oluyor. Diyorlar ki efendim NATO çok ılımlı. NATO Genel Sekreteri her ülke yani her üye ülke ittifakta 29 üye ülke var. Kuzey Makedonya'yla 30 olacak. 30 olacak. Her üye ülke kendi ihtiyaçları doğrultusunda istediği ülkeden ekipman alma, silah sistemi alma hakkına sahiptir diye biz karışmayız. Eksik. Eksik. NATO Genel Sekreterinin işgal ettiği makam diplomatik bir makam. 29 üye ülke var. Bu üyeleri üzmemek zorunda. Ve oy birliğiyle seçiliyor. Ama Sayın Büyükelçimin söylediği gibi NATO Genel Sekreterinin söylediği cümlenin devamı var. Alabilir ama kendi ittifak sistemleriyle uyumlu çalışmalıdır. O çok önemlidir, temelidir diyor, temeli. Temel esas diyor, ittifakın sistemleriyle, yani entegre olmalıdır. Temel esas buysa, eğer entegre edilemeyeceğine göre, ki mümkün değil, edilmez, öyle bir seçenek yok. Bir de şunu söyleyelim Metehan Bey, hiçbir ülke, Rusya dahil, Çin dahil, ABD dahil, teknoloji transferini vermez. Kullanacağı silah sistemini. Rusya'da vermeyecek. Vermez. Öyle bir şey yok. Zaten Rusya'nın kendi beyanı var. Uysal yani her silah sistemi için geçerli değil de yani füze sistemi için. Efendim hayır. Şöyle silah sistemi şöyle. Şu anda envantere giren silah sistemini kastediyorum. Yok helikopter de aldı Augusta Bell'den. Efendim tekrar söylüyorum. Stratejik düzeyde bir savunma sistemidir i̇şte, bu. Ben de onu söyleyeyim. Tabii sistemde değil. Tabii. Yani söylediğim de bu zaten. Mesela F-35 savaşacağını ABD vermez teknoloji transferi. Patriot'u vermez. Rusya'da S-400'ü vermez. Ama dediği gibi daha düzük, taktik seviyede, operasyon düzeyde olabilir. Bunlar stratejik yüksek irtifa sistemi vermez. İkincisi, ortak üretime de sadece kendisinin istediği parçaları verir. Hani ben ortak üretici olayım Rusya'yla veya Patriot'la, ABD'yle ikisi için söylüyorum. Verir ama istediği ve ona göre çok da kritik olmayan parçaları. Bir kere bu dünyada birdir. İkincisi, hiçbir ülke envantere yere giren bir silah sisteminin teknoloji transferini vermeyeceği gibi bundan daha yüksek başka bir nesil tamamen envantere girip pazarlandıktan sonra oluncaya kadar öyle bir şeye de müsaade etmez. Bu genel kuraldır dünyada. Onu sadece doğu için değil batı için de bu. Şimdi sonuç olarak geldiğimiz noktada NATO da buna şiddetle karşı. Nitekim Almanya birkaç kez dillendirdi. Fransa birkaç kez dillendirdi. NATO dediğiniz zaman zaten şu üç ülkeyi alırsanız yeter. Bir ABD zaten patronu. İki Almanya, üç İngiltere ve sonra Fransa. Şimdi bu Almanya dillendirdi birkaç kez dışişleri bak. Şunu kastediyorum. NATO kesinlikle ABD'nin dilini ne zaman kullanacaktır? Konuşlanma aşamasına geldiğinde kullanacaktır. Sonuç olarak şunu diyorum. Türkiye şu anda karşı karşıya kaldığı tehditler nedeniyle bir de ekonomik durum nedeniyle özellikle o çok önemli. Çünkü ne diyorlar? Ekonomik yaptırım da uygularız diyorlar. Ben bu silah sistemin üçüncü ülkeye verilebileceği seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaten ne Yunanistan ne Güney Kıbrıs yönetimi ne de diğer ülkeler evet demez. Türkiye'de Azerbaycan'a veremez. Azerbaycan NATO'ya giriş için sırada bekleyen bir ülke. Yani Partnership for Peace dediğimiz barış için ortaklık statüsünde. Dolayısıyla ABD'yi kıracak bir şey yapmaz. Diğer hangi ülke derseniz deyin kabul etmez. Yani ABD nedeniyle kabul etmez. Zaten akılcı da değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin, köklü bir ülkenin
ben almıyorum, bunu burada hangara koyun, ben de depoya koyun demesi de uygun değil Türkiye için. Ne yapacaktır? Para ödenecek. Rusya'da çünkü bir anlaşma yapılmış ama üretilen sıra efendim Hindistan'a verir ama daha sonra biz bir yıl, iki yıl sonra sıramızı alırız. Ha, alır mıyız? Ben orta vadede Türkiye'nin alacağını düşünmüyorum. Peki efendim, teşekkür ederiz. Şimdi Ferhat, şey var. Bir tek şey söyleyeyim. Buyurun. Onu çok net bir biçimde anlamamız lazım. Uluslararası ekonomi ve uluslararası politikada birincil teknolojiler hiçbir şekilde Türkiye dahil buna verilmez. Verilmez. İkincil teknoloji haline düştüğü andan itibaren ancak onu devredersiniz. Bu bir kaidedir. Doğru. Ben de söylemeye çalıştım. Arge dediğiniz aynen zaman öyle, evvela aynen. Kendinizin bu işi. Doğru. Onun için paşamın söylediği çok doğru. Aynen. Kendinizin bu işi adam olup halletmeniz mesela lazım. Mesela Metehan Bey bir örnek vereyim. F-22 var şimdi. F-35'in daha üstün bir nesili. Raptor. Evet. Bunu prototipini ABD üretti, hazır. İsrail'e bile vermiyor. Vermez dediği gibi. F-35 tamamen yürürlüğe girecek. İhtiyaçları F-16 gibi dolduracak. Evet. Miadını doldurunca evet. Verir. Efendim çok teşekkür evet, ederim. Şimdi Ferhat, bu şimdi rejiden diyorlar ki çok doğru bir şey. Burada her şey tabii şeffaf. Evet. Diğer konuklarımızsa da söz verelim. Çok haklılar. Neden? Çünkü bugüne kadar Naim Bey şey çok kolaymış konuk olarak. Doğru. Vallahi anlatmak. Şimdi biraz ben empati kurdun değil mi? Bir sürü şey söylüyorsun. Beni daha ama çok anlamaya başladın. Samimi söylüyorum. Ama çok dostça bir soru. Ferhat Bey konu saati getiriyor. O açıdan bazen de şey oluyor ya, işte bizi izliyorlar, konuklarımız bize söz gelmiyor, tepki gösteriyor. Ama çok şey tabii, kimsenin hakkını kimseye geçmesi anlamında. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinde demin çok değerli konuklarımızla bahsettiği gibi birincil derece teknolojilerin bir başka ülkeye transferi nin verilmemesini tartışıyoruz. Bunun Amerika ya da Rusya anlamında da bakmamak lazım. Çünkü ülkelerde birincil derece teknolojiye sahip olmak diplomatik müzakerelerde de istediğini karşı tarafa yaptırabilmek anlamında avantaj sağlar sana. Niye veresin ki diyorlar. Ama buradan bakıldığı zaman şimdi S-400 alamıyorsun ya da geciktiriyor gibi bazı değerlendirmeler var. Bakalım, merak ediyoruz nasıl olacak ama öte yandan da Türkiye'nin hava savunma sistemiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. İsrail uçağını hatırlıyorsun. Evet. Türk hava sahasına girdi. Urfa'da yakıt deposu. Pardon, o yakıt deposu, yakıt tankı. Boyratça hava sahası kullanımı. Evet. Bunlar tabii Türk hava, yani şimdi bir ülkede ateş gücü çok önemliyken savunma gücü, yani kendini savunabilme kabiliyeti de tehditlere karşı o derecede de önem arz ediyor. Yani tüp silahları, saldırı silahlarını alırsın ama kendini nasıl koruyacaksın sana gelecek saldırılara karşı? O açıdan şimdi bakıldığı zaman Türkiye'nin bir ihtiyacı da var. Ertele de nereye kadar ertele eğer olursa. Ya da alman gerekirse tabii ki şüphesiz yerli ve milli teknolojiyle kendi füzemizi üretmemiz en ideali. Bu konuda projeler de var. Ama buradan bakıldığında... O daha uzun vadeli. Daha uzun vadeli. Bu, tabii uzun süreli. Bugünden yana yapılacak işler de değil. Ama kısa sürede Türkiye'nin şimdi sınırlara bakıldığında şöyle artık değerlendirmeler de var. Türkiye'nin komşularını say dediğin zaman Rusya var. Değil mi Sayın Büyükelçim? Amerika var. Güneyden de komşumuz üstelik. İngiltere var. Yani Suriye'den dolayı herkes orada. Yani Fransa senin komşun. Türkiye'nin komşularını da saymak durumundayız. Evet. Realitede Suriye'deki gelişmeler. Kıbrıs'taki üsleri unutmayın. Kıbrıs'taki İngilizlerin. İngiliz ve diğerleri de geliyor. Amerika, Fransa hep beraber üst. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye aslında tehditin tam ortasında. Yani ben bazen düşünüyorum, Amerika'nın krizde olduğu bir Küba ile Venezuela'yı da eklersen, bir de Kuzey Kore'yi, Türkiye seriyi tamamlıyor dünyada. Yani 2-3 ülke kalmış Amerika'nın krizi oldu. Fakat diğer ülkeler şu tabii büyük riskte. Şimdi buradan bakıldığı zaman Trump'ın gelişine dair bir şey daha ekleniyor bu ilişkilerde. 75 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesi anlamında da somut adımlar üzerinde çalışıldı diye. Somut. Evet. Yani bir şeyler var. Yani ciddi kriz varsa, hani bırak Trump'ın ziyaretini, bazı projeler de, başka projeler de var. Peki Türkiye Amerikan ilişkilerinde şimdi FETÖ'yle mücadele var. Suriye'yle ilişkiler var. Suriye Rusya ilişkileri üzerinden kriz var. Saydığımız bu F-400 bir başka başlıklar İran olarak var. Da sayabiliriz efendim. İran var. İran meselesi ayrı, ambargo meselesi çok ayrı. Şimdi bunlara bakıldığı zaman Türkiye bu krizlerin hepsini Temmuz'a kadar ne şekilde çözecek? Çünkü Türkiye'nin, açıkça söyleyelim, ambargodan dolayı da çok ciddi mağduriyeti var. İşte Mayıs başında başladı. Şuradan başlayalım. Önce programın hayırlı uğurlu olsun ve TV100'e yayın hayatında başarılar dileyelim. Yeni bir ses, yeni bir renk her zaman Türk basını açısından önemlidir. Bir defa
yabancı konvansiyonel medyanın işte YouTuber statüsünde Türkiye'ye ciddi ölçüde kamu yayın kuruluşları vasıtasıyla giriş yaptığı bir süreçteyiz. Bu anlamda yerli medyanın alan tahkim etmesi, tahkimatı böyle askeri deyimle kullanmıyorum, her zaman için önemlidir. Çünkü artık hakikaten kabul etmeliyiz ki konvansiyonel ve türevi farklı şekillerde işte vekalet savaşları da olsa, silahın kullanıldığı savaşların yanı sıra, istihbaratın kullanıldığı savaşların yanı sıra bilgi savaşlarının içindeyiz. Her kelime bir mermi statüsünde, bu yüzden söylenenlerin de çok önem taşıdığı bir evredeyiz. Sorun şu anlamda kritik bence. Bir defa hani Türk-Amerikan ilişkileri derken Sayın Büyükelçimin uzmanlık alanı, Sayın Paşa'mın uzmanlık alanı, Yusuf Bey'in uzmanlık alanı, bu eksende tabii istihbarat, naçizane benim uzmanlık alanım. Hepsinde ayrı ayrı başlıklar altında çok alt başlık açılabilir. Fakat bunun kökeni nedir? Yani çok çok eskilere gitmeden, yani 1974'te işte Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan süreç, işte Johnson mektubu, Menderes dönemi, daha öncesi hatta 29 buhranı vesaire sonrasında yaşananlar, bunların hepsi Batı ile Türkiye'nin ilişkilerinde bir takım eksenler, boşluklar oluşturmuş ve buna ilişkin bir şey süreç yaşanmış. Fakat şu an içinde bulunduğumuz bünyesel problemlerin derinleştiği tarihi milatlandırmaya kalkarsak eğer, ben gazetelik gözlemimle söyleyebilirim. Çok ilginç bir anekdot var benim 2012'de yaşadığım. FETÖ ile mücadele süreci başlıyor, işte paralel devlet vesaire söylemleri yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz yazılarımızda yazıyoruz. O ara Kozanlı Ömer Kod adlı FETÖ imamı Osman Hilmi Özdil'in Amerikan misyonundan, Büyükelçilik'ten David, soyadı çok mühim değil, Johnson zaten gitmiştir muhtemelen, bir telefon görüşmesi teması, patates hat denilen bir hat üzerinden görüşme söz konusu oluyor. Ve bunu da böyle ikinci, üçüncü kanallar üzerinden, ya daha önce hatırlarsan işte Türk-Amerikan ilişkileri deyince FETÖ'nün false flag, yani sahte bayrak operasyonunun parçası olarak Amerikalılara servis ettiği Ergenekon'dan bu tarafa bilgi belgelerin haddi hesabı yok da açık casusluk direkt Emniyet İstihbarat'ta Ufuk adlı bir şahıs üzerinden yapılmıştı. Yani Amerika-FETÖ ilişkilerinin derinleştiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokratik aklına epey epey hiç olmadığı kadar nüfuz ettiği Amerikan, tarihimizde hiç olmadığı kadar, NATO'yla en ileri ilişkilere sahip olduğumuz dönemde bile olmadığı kadar FETÖ üzerinden bize sirayet ettiği sürecin hemen ertesinde 2012'den sonra bir süreç başlıyor. Anekdot şu, bunu biz yazınca tabii İstihbarat Teşkilatı'nda da yani bir şöyle bir şey oldu. Burada Amerikalıları bir şekilde cepheye alıyoruz, karşıya alıyoruz ama bakalım ne olacak? Herkes bir elense çekiyor. Gücünü, istihbari gücünü vesaire ölçüyor. Daha istihbari mücadelenin, rekabetin ilk evreleri diyeyim. Tabii gittik görüştük. Şöyle bir gittik görüştük derken görüştüğümüz insanlardan şöyle bir tane bu işleri de bilen, Amerika'da tanıyan bir istihbaratçıdan şöyle bir izlenim edinmiştim. Bu iş devam edecek. Nasıl devam edecek? FETÖ ile mücadele, yani işte paralel devletle mücadele bağlamında Amerika ile ilişkiler derinleşecek. Suriye bağlamında derinleşecek. Daha ötesine geçildiği zaman belki bizler bu süreçte harcanabiliriz tırnak içinde. Ama nasıl diyelim, bir kere macun tüpten çıktı, bir kere kabuk kırıldı ve bu iş devam edecek şeklinde bu bünyesel yapısal sorunlara parmak basan bir sürecin ben kilometre taşlarını o zaman görmüştüm. Yani aslında ilk mücadele, rekabet istihbarat düzeyinde başladı. Sonra tabii 2014 evresinden sonra bilhassa o Kobani, ardından hendek kalkışmaları, 2015-2016-15 Temmuz parantezine kadar yaşanan süreç. 15 Temmuz'da tam böyle artık FETÖ üzerinden NATO'nun tamamen savaşın sonucunu beklediği, savaş diyorum ona tırnak içinde, bir dönem yaşadık ve bu dönemden sonra Amerika ile bünyesel problemler derinleşti. Patriot meselesi gündeme geldi. İşte Güney, özür dilerim, Doğu Akdeniz'deki Leviathan denilen bölgedeki doğal kaynakların aranması ile ilgili süreçler falan derken derinleşti. Bu gelinen noktada bu yapısal problemlerin ben çok kolay kolay çözümleneceği kanaatinde değilim. S-400'ün de bir konvansiyonel ihtiyaç olduğu muhakkak. Türkiye neden bugüne kadar böyle bir sisteme ihtiyaç duymuyordu sorusunu yine Paşam aslında kendi uzmanlık alanı, yani yanıtladı da, şöyle bir durum var. Türkiye aşil topu olan hava savunma sistemine her daim ihtiyaç duydu. 15 Temmuz'da bile ihtiyacımız vardı. Bravo. 15 Temmuz'da FETÖ'nün kullandığı pilotların, FETÖ'cü bizim orada. İncirlik Hava Üssü'nden kalkan F-tipi tayyareler için. Tabii Yusuf Bey aynen öyle. Yani orada tanker uçaklarıyla işte ikmali yapılan FETÖ'cülerin kullandığı uçakların indirilmesi dair her durumda
Tabii orada S-400'ün başında da bir FETÖ'cü yoksa şayet, onu da söyleyelim. Çünkü içinizde artık yerleşmiş yani. O da ayrı bir tartışma konusu ama bizim hava savunma sistemine her daim ihtiyacımız vardı. Ben konunun uzmanı değilim ama bir stratejik açıdan baktığınız zaman ki aslında S-400'ün alınması bir siyasi karardır. Sadece bir askeri karar değildir, bir stratejik karardır. Dünyanın Hindistan'a kadar uzanan bir kuşakta, belki Suudiler, parası olan kim varsa o kuşakta, onların çok tercihlerini stratejik olarak addedemeyiz ama Rusya olsun, Amerika olsun, onlardan para koparmaya bakar. Zaten bunu Trump açıkça söylüyor. Fakat işte o kuşakta bir hava kalkanı sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi oluşurken, Türkiye'nin bundan bunu böyle elini kolunu sağlayarak, elini kolunu işte bağlayarak beklemesi düşünülemez. Söylediğim bağlamda tam da komşularımızın çeşitlendiği, terör örgütleri üzerinden bize vekalet savaşları üzerinden aslında ciddi ciddi savaş açıldığı, Fırat'ın doğusu meselesini hatırlayalım. Yani biz iç tartışmalara fazla odaklanmak durumunda kalıyoruz diyoruz. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı seçimden sonra söylemişti Fırat'ın doğusunu. Fakat Fırat'ın doğusu ile ilgili müzakereler de sürüyor diplomatik manada. Kolay mı? Değil. Rusya dengesi ayrı, İdlib meselesi ayrı, Doğu Akdeniz hakikaten ayrı. NATO'dan S-400 meselesi zaten başlı başına bir problem. Fakat ben S-400 konusunda eğer alırsak, ki alacağımıza inanıyorum, devletin en üst yönetimince doğrulanmış, bataryaların da bir biçimde yerleştirileceği kanaatindeyim. Bu konuda bir bilgi veya özel istihbarat sahibi değilim ama böyle bir kanaatim var. Ha, olursa nereye yerleştirilir? Bunlar ayrı bir bağlamda tartışılacak şeyler. Önce büyük şehirlerin güvenliği, Ankara, İstanbul. Bu da muhtemel bir konvansiyonel savaş riskine karşı Türk devlet aklı da bütün bölgesel aktörlerin devlet akıllarında olduğu gibi bir konvansiyonel savaş riski görüyor mu? Görüyor. Çünkü ciddi bir negatif enerji birikmesi var. Yani hem enerji savaşları var kelimenin literal manasıyla, gerçek manasıyla, hem de mecazi manasıyla dünyada bir negatif ekonomik buhranlarla, stratejik denge değişiklikleriyle, eksen kaymalarıyla aslında gördüğümüz haritada böyle bir takım güçlerin harita değiştirmeye çalıştıkça bölgesel ittifakların, asimetrik ittifakların aslında her zaman da karşılığı olmayan, bugün böyle yarın şöyle şeklinde dediğimiz ittifakların şekillendiği bir süreçte bir konvansiyonel savaş çıkabilir mi? Böyle bir risk var, yok değil. Bugüne kadar postmodern vekalet, istihbarat vesaire üzerinden, terör üzerinden yürümeyen savaşların bir konvansiyonel savaşa dönüşme riskini ben çok 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 yani ne diyelim, umutsuz bir durum ortaya çıkarır tabii ki. Özellikle de bizi etkiler çünkü bölgemizde savaşın bizim bölgemize yığılma riski var. Toparlarsak Amerika, şunu da kabul etmemiz lazım. Amerika eski gücüne haiz değil. Bölgesel olarak güç kaybediyor. Belli dünyanın belli bölgelerinde güç kaybediyor. İşte daha önce Şili'de, Guatemala'da kolayca yaptığı darbeleri şimdi Venezuela'da konvansiyonel müdahaleyi bile zorlayacak ölçülere getirebiliyor. Onu da yapar mı yapmaz mı meçhul. Türkiye'de bayağıdır darbe deniyor aslında başka başka yöntemlerle. 17-25 ve öncesinden bu tarafa. Yani PKK üzerinden de yapıyor. Öyle de yapıyor. 15 Temmuz'da da yaptı. Hala elinden gelse yapar. Fakat başarıyor mu? Hayır, henüz başaramıyor. Bundan sonra kesin başaramayacağı anlamına gelmez ama ciddi bir bölgesel ittifaklar sürecinin oluşması gerektiği muhakkak. Bence de Rusya'ya güvenmeyelim. Çünkü Türkiye, yani onu Sayın Büyükelçim daha iyi bilir, tarihsel perspektifli belki de son cümlelerden biri şu olsun. Osmanlı'dan bu tarafa Türkiye Doğu ile Batı arasında denge gözeterek hep gelmiştir. Bu genlerini işlemiştir açıkçası Mete Handemir. Dolayısıyla bunu bilir Türkiye. Rusya ile Amerika arasında denge gözetmeyi bilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sürecinde bir takım boşluklardan yararlanarak kendi sistemlerimizi kurmaya çalıştık. Şu anda da onu ölçülü biçimde yapmaya çalışıyoruz. Bence hem diplomatik hem istihbari hem de askeri alanda, stratejik alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bu yorumculukta Sayın Paşam Ferhat, karşınızda moderatör size evet 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 demeye başladığı zaman siz bitir artık. Önemli şeyleri de söylerken tamamen ambale oluyorsunuz ve ya evet evet herhalde sıkıntı başladı. Hele peki derse tamam. Bir ara vermek gerekiyor diye. Ama bu anlattıklara tabii bakıldığı zaman ben şimdi evet evet özellikle söylememeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten bildiğini unutuyorsun. Evet evet. Ama biz normal bu program İsviçre'de falan yapılsa, İsviçreliler böyle sorunları dinlese, ciddi meseleleri, nefes alamıyorum deyip herhalde ülkelerinden kaçardı. Doğru. Ama bizim için bu normal, artık bir yüksek tansiyonlu yaşam tarzı haline geldi. Ama üstesinden de gelmek zorundayız. Evet. Yusuf, herhalde sana da mesaj gelmiştir. 45 evet. dakikadır oturuyorsun. Evet, bir türlü sana moderatör evet. söz vermedi diye. Ama 3 dakika müsaade edersen sana döneceğiz. Tamam. Ara veriyoruz.
Tekrar merhaba. Kısa bir ara verdik. Şimdi sözü Sayın Yusuf Alabarda'ya bırakmadan önce diyormuşum. Yok. Bir tur daha atıyoruz. Sevgili Yusuf Alabarda, öncelikle tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz. Sen de çok keyifli programlar yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Şunun özellikle altını çizmek lazım. Türk-Amerikan ilişkilerinde ana konulardan bir tanesi de Türkiye'nin NATO üyeliğinden gelen müttefiklik ortaklığı. Bravo. Ama tabii NATO'nun her açıklamasında Rusya'ya bir atıf var. NATO'nun her açıklamasının altında Türkiye'nin de imzası var. Türkiye'nin imzası bir müttefik olarak, değil mi Sayın Büyükelçin, var ve Rusya bir tehdit olarak da değerlendiriliyor açıklamalarında. Ama beraberinde de Rusya'yla beraber devam eden ortaklıklar var. Değil mi Ferhat, bölgesel işbirliklerinden ve konjonktürel gelişmelere bağlı olarak yeni ortaklıkların olabileceğinden de bahsetti. Şimdi buradan yola çıkıldığı zaman Türkiye'nin Rusya ve Amerika arasında dengeyi nasıl kurması lazım? Yani çünkü evet, bunun bir kurulması gerekiyor. İkisi birden de olmuyor. Şimdi ikisiyle birlikte de olmuyor. Öncelikli olarak kitabın ortasından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Büyükelçi ile hemfikirim, NATO'yu terk etmesi ve yüzünü komple doğuya dönmesi, evet, diye bir opsiyonun ve seçeneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için alternatif bir siyaset modeli olamayacağını düşünenlerdenim. Fikriyat olarak. Ama Soğuk Savaş dönemindeki NATO'nun ve dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği güvenlik siyasetine sorgusuz ve sualsiz eklemlenen bir Türkiye modelinin de 1990'larla birlikte tamamlandığını düşünüyorum. Yani 1950 yılından 1990 yılına kadar NATO'nun bir kanat ülkesi olarak büyük bir şekilde Avrupa'daki kuvvetlerin seyreltilmesi noktasında fedakarlıkta bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1990'lardan sonra NATO'dan beklemiş olduğu anlayışın, NATO'dan beklemiş olduğu dayanışmanın birebir sahaya yansıdığını söylemek güç olur. Niye güç olur? Sayın Büyükelçi konunun özetini verirken aslında hava savunma sistemimizle ilgili ihtiyacın 1991'deki 1. Körfez Harekatı'ndan bu yana sahada olduğunu çok güzel bir şekilde izah etti. Ben geçen yazmış olduğum bir makale dolayısıyla konuyu tekrardan derlediğimde 1991 yılında Saddam Hüseyin tarafından Türkiye'ye gönderilme riski bulunan Sukut füzelerine karşı bir tedbir alınması masaya yatırıldığında en karşı çıkan iki ülkenin Fransa ve Belçika olduğunu biliyoruz. Ve Amerika Savunma Bakanı'nın Fransa ve Belçika'yı buraya füzeleri konuşlandırma konusunda ikna turları var. Ve olay daha sonra Türkiye'nin terörle mücadelesinde 90'lı yıllar içerisinde unutuluyor. 2003-2004 yılında 2. Körfez Harekatı'nda olası bir Türkiye'ye yönelik olarak saldırıda yine konu gündeme geliyor. Daha sonrasında da siyasi irade konuya el atıyor ve 2008 yılında bir ihale yapacağını duyuruyor. 2010 yılında da işte Telluromits projesi dediğimiz Çin'in de 3 farklı başlık altında puantaja gidilen bir değerlendirmenin sonucunda teslim tarihi, maliyet ve teknoloji paylaşımı konusunda en elverişli teklifi veren ülke olduğu deklare ediliyor. Fakat sözleşme resmi anlamda imzalanmıyor. Şimdi bu şartları okuduğumuzda o zaman diyoruz ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1991 yılından, ki tarih önemlidir, Soğuk Savaş'ın da sona erdiği tarihtir, bu yana geçen yaklaşık 30 yıllık süre içerisinde NATO'dan bir türlü beklediğini alamadığını biz biliyoruz. En son Suriye krizinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyaseten arasında sorun olmaya başladığında Hollanda bataryalarını çekti, Almanya bataryalarını çekti, İspanya daha sonra bataryalarını gönderdi falan. Şimdi eğer biz savunmamızı milli savunma siyaseti doğrultusunda millileştirmek istiyorsak Türkiye için en önemli sorunsal halinde bulunan bu hava savunma sisteminin açığının mutlak surette kapatılması lazım. Ama şimdi konuşmacılarımız tarihsel gelişimini de verdiler, NATO ile ilgili hususu da verdiler, istihbarat boyutu ve güzel bir tabloyla Ferhat Bey olayı şey yaptı, özetledi. Çok fazla bir şey kalmadı açıkçası. Ben de tekrar etmek istemiyorum ama bizi izleyenlerle bu konuşmaları tamamlayabilecek, bunların mütemmim cüzü haline getirilmesine yardımcı olacak bir iki ekleme yapmak istiyorum. Şimdi
S-400 savunma sistemlerini biz Türkiye'nin, hani NATO Genel Sekreteri diyor ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti istediği sistemi alabilir. Lakin bizim kendi sistemimize adapte olması daha evladır şeklinde bir açıklama yapıyor. Doğrudur, çünkü savunma sistemleri, hava savunma sistemleri çok katmanlı ve çok boyutlu gerçekten. Ama şunu unutmamak lazım. Biz S-400 savunma sistemlerini hava savunma sistemi olarak tedarik ediyoruz. Balistik füzelere karşı bir tedbir maksadıyla almıyoruz. Ve doğrudur, uzaydan geldiği takdirde yaklaşık 30 bin kilometre hıza erişen balistik füzelere karşı sizin gösterebileceğiniz açıkçası çok fazla bir reaksiyon yok. Dolayısıyla da bunu Türkiye ayarında bir ülkenin, hatta Avrupa'nın bile tek başına balistik füzelere karşı bir kalkan oluşturmasıyla ilgili müşkülatı olduğu için bu iş NATO nezdinde kotarıldı. Ama size ilginç bir bilgi vereyim. Kürecik'te radarı bulunan bu NATO'ya ait balistik savunma sistemi Sinop ile Antep'in doğusunda etken değil. Buyurun size farklı bir NATO perspektifi daha. Dolayısıyla Türkiye bu S-400'leri balistik füze savunma sisteminin bir parçası olarak değil de hava savunma sisteminin bir parçası olarak aldığını kabul edersek, o zaman Sayın Büyükelçinin söylemiş olduğu, peki o zaman biz bunu neye karşı kullanacağız suali geliyor ki orada da Ferhat Bey çok güzel ifade etti. Bakın, Doğu Akdeniz'de her geçen gün sular ısınıyor. Mogherini'nin açıklamasından bahsetti Sayın Büyükelçi. Neredeyse bütün donanmaların birbirine burunlarının değme noktasına geldi. Ve maalesef buradaki kesafetin, yoğunluğun en fazla belirginleştiği hususlardan bir tanesi, bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu NATO F tipi, yani F-16, F-35 tipi bir sistemleri kullanıyor oluş. İşte Yunanistan, İngiltere, Avrupa Birliği, bir sürü açıklamalar yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri. F de Fighter'dan geliyor zaten. Fighter'dan geliyor. İşte evet. NATO'nun F evet. sistemini kullanıyor. Savaş, bir de evet, evet. Rusya'nın S sistemleri var, malumunuz olduğu üzere. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Doğu Akdeniz'de kaynayan sular eğer bir sıcak çatışmaya dönüşürse, Allah göstermesin, bu anlamda burada varlığını bulunduran ve varlığını bulundurmakla Türkiye'ye yönelik olarak da bariz tehdit oluşturan bu uçaklara karşı mutlak surette hava sahasının hoyratça kullanılmasının mutlaka önüne geçilmeli. Bu bir. İkincisi, İsrail, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'ler konusunda topa bu kadar sert girmesinin bir sebebinin katıksız bir şekilde İsrail'in yıllardan bu yana kullana gelmiş olduğu hava savunmamızdaki boşluğu Türkiye'nin kapatmasından duyduğu endişeyle ben izah edebilirim. Bakın, mantıki anlamda Anadolu coğrafyasına optimum bir şekilde yerleştireceğiniz S-400 hava savunma sistemleri, Suriye coğrafyasını da, Doğu Akdeniz coğrafyasında Teke Yarımadası'na koyduğunuz bir sistem ile bütün Ege Adaları'nı da Marmara'ya doğru çektiğiniz takdirde de İstanbul dahil bu bölgeyi mütecaviz unsurların tamamından koruyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ha peki, o zaman Who Guards the Guardians diye çok güzel bir şeyi vardır. Romalı şair Juvenal'ın. Muhafızların bizim şerrinden bizi kim koruyacak diye. Rusya'nın şerrinden bizi kim koruyacak? O zaman da Naim Hocam'ın söylediğine katılırım. S-400'leri almak bizim milli savunma sistemimizi geliştirip yerleştirmek anlamına gelmez. İşte bu noktada da mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Rusya'ya karşı da bir tedbir olması maksadıyla bir savunma sistemini, ama milli imkanlarla, ama Patriot'ların alımıyla Anadolu coğrafyasına yerleştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Patriot'lar bize önerilirse onları da alırız şeklindeki açıklama aslında bir eyyamcı açıklama değil. İşte bu algılamış olduğumuz iki farklı tehdide yönelik olarak Anadolu coğrafyasını korumanın yapı taşları ile ilgili bize bilgi veriyor. Ben bir hususu daha söylemek istiyorum. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayini kendisinin geliştirmesi, Ar-Ge, teknoloji paylaşımı gibi hususlarda Sayın Büyükelçime de Naim Hocama da katılıyorum. Doğrudur. Ve hatta şunu söylemek isterim. Bir ülkenin milli savunma sanayi kendi sanayinden ayrıştırılabilir değerler değildir. Yani bugün bir ülke, ben de asbelkader 3 yıla yakın Yunanistan'da yaşadım. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde görev yaptım. Bir ülke
Kalksa sabah dese ki Yunanistan, ben bugünden itibaren Türkiye'nin üretmiş olduğu milli savunma sistemlerinin aynısını üretecek şekilde bir strateji değişikliğine gidiyorum dese, bunu başarma imkanı yoktur. Çünkü savunma sanayi dediğiniz olay milli sanayiden ayrıştırılabilir değerler değildir. Sizin bugün otomotiv sanayiniz, sizin bugün tekstil sanayiniz, kimya sanayiniz oluştuğu için siz aynı zamanda savunma sanayinizi de geliştirebiliyorsunuz. Diğer bir husus bu konudaki hepimizin malumunuz olduğu üzere yetiştirilmiş insan gücü. Allah'a hamdolsun ki 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye yönelik olarak uygulanan ambargo ve onun akabinde o zamanki devlet büyükleri tarafından, kendilerine şükran borçluyuz bu arada, Sayın Bülent Ecevit'e, Sayın Necmettin Erbakan'a, kurmuş oldukları Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi firmalar bugün bizim yüz akımız haline gelmiştir. Buradan konuyu nereye getirmek istiyorum? Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri size bir takım yaptırımlar yoluyla, bir takım ambargolar yoluyla size diz çöktürmeye çalışırsa, bu belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin survival of the fittest dediği güçlünün ayakta kalma mücadelesinin ete kemiğe bürünmüş haliyle belki 20 yıl sonra çok daha önemli bir organını güçlendirmesine kapı açmış, kapı aralamış da olabilir. Dolayısıyla ben S-400'lerin mutlak surette Anadolu coğrafyasına getirilerek savunmamızdaki açığın kapatılmasının önemli bir hususa tekabül ettiğini, anayasal anlamda da bu görevin Bakanlar Kurulu'na verildiğini, dolayısıyla sorumluluğun da siyasette olduğunu burada bir kere daha dile getirmek isterim. Peki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da Avrupa Birliği ile ilişkileri ne kadar daha gerilerek devam edebilir? Valla bu anlamda yine Ferhat Bey'in yapmış olduğu analize bu anlamda katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki iki yapısal sorunun, hatta üç yapısal sorunun mutlak surette düzeltilmesi gerektiğini, bu konuda da sorumluluğun, ana sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, malumunuz olduğu üzere biz S-400'leri Amerika'ya bir tehdit unsuru olarak yerleştirmeyeceğimizi ısrarlı bir şekilde açıklamaya ve bu anlamda gayret sahaya sürmeye devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri on binlerce tır dolusu komplike silah sistemini terör örgütlerine vermekten bir lahza dahi geri adım atmıyor. Dolayısıyla öncelikli olarak bu sorunun mutlaka çözülmesi lazım. Diğer bir husus ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1960'taki darbeden bu yana yaşamış olduğu bir darbeler süreci var. Amerika Birleşik Devletleri bu darbeler süreciyle ilgili olarak Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan resmi anlamda özür dilemesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 15 Temmuz'da bastırmış olduğu darbeden sonra elle tutulur gözle görülür hiçbir açıklama yapmaması, o gece takınmış olduğu tavır, bugün NATO ülkelerinin söz konusu FETÖ'cülere yönelik olarak sergilemiş olduğu yaklaşımlar mutlak surette düzeltilmesi lazım. Bir de Amerika'nın Türkiye'ye yönelik olarak soğuk savaş perspektifindeki gibi bir emlakçı perspektifinden, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunduğu konum itibariyle asla başkalarına terk edilmemesi gereken bir ülkedir. Dolayısıyla ben ne dersem onu yaparı mantığından mutlaka vazgeçmesi lazım. Bu ulusal bir, uluslararası bir soruna tekabül ediyor üçüncüsü. Kendi iç hukukunu evrensel hukukun yerine koyarak ambargo uyguladığı ülkelere herkesin uygulamasını şart koşan, üstten bakan Jacoben yaklaşımını mutlak surette nihayete erdirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama en nihayetinde bizi izleyenlerle bir kitap paylaşımı olması açısından da söylüyorum. Kishore Mahbubani, Singapur asıllı çok önemli bir yazardır ve bundan yıllar öncesinde sermayenin Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına akacağını ve bu anlamda da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın çok büyük sıkıntılara düçar olacağını ve bunun hiçbir şekilde sıcak çatışmalar yaşanmadan mümkün olmayacağını söyledi. Sanırım biraz da bunları yaşıyoruz diye nihayete erdirebilirim. Teşekkür ederim. Şimdi bir söz var ya, altın kural, altın olan kuralı koyar diye. Çok basit aslında. Dünya diplomasi dengelerine de bakıldığı zaman altına olanlar kuralı koymaya çalışıyorlar Sayın Büyükelçin. Yani Birleşmiş Milletler'deki
Dünya beşten büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani söylemini. Güçlü olanlar. Tabii orada kurmuşlar ekibi. Money Talks. Güvenlik konseyiydi işte. Daimi evet. Güvenlik konseyi orada. Dünyada ciddi hak ihlallerine yol açan kararları alıyorlar. İsrail'in baskılarına boyun eğiyor. Birçok örneği var bunu çeşitlendirebiliriz. Altını olan kuralı koyar, bu altın kuraldan bahsetmemin sebebi şimdi S-400 meselesinde Amerika'nın almayın diye şiddetle karşı çıkması en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu müzakerelerde gündeme gelmiş. Amerikalı yetkili bizimkilere demiş ki ya mesele hani bu kottur, siz stealth'siz bahsettiniz. Stealth işte, yani bahset, bu işte bu ne nasıl söyleyeyim, radara yakalanmayan hayalet uçak olarak da tanımlanan yapıdan ziyade asıl mesele demiş bizim üzerimize de çöken bir güç olarak Amerikan silah sanayinin, savunma sanayinin gücü. Malumunuz Amerika'da böyle psikopatça, canice sivil insanları üniversitelerde öldürenler çıkıyor silahlarıyla. Sonra hep 2-3 gün bir tartışma oluyor Amerika'da. Doğru. İşte ben başkan olarak en kısa sürede bu yasayı çıkaracağım. İşte bakanlar açıklama yapıyor, bu silah satışını Amerika'da durduracağım. Bakkaldan ciklet alır gibi alamazsınız, şu bu deniyor. 3 gün sonra değil mi Naim Paşa'm, tartışmalar ortadan kalkıveriyor. Çünkü Amerikan silah sanayinin gücü demokratlarda da cumhuriyetçilerde de ağır bir baskı unsuru. Ve onların üzerinde bu rating firması... demiş ki %50 pastadan aldığı pay ABD'nin silah ticaretine. Aynen ve demiş ki rate, yani eğer Türkiye NATO müttefiki olarak bu S-400'leri alırsa Rusya'dan bir emsal teşkil edecek ve bu açık kapıdan ondan sonra NATO'da müttefik olarak birçok ülke almayı düşündüğü için, örnek teşkil ettiği için diğerlerini de almasına yol açacak. O yüzden Türkiye'yi emsal durdurun. Olur diye tabii, tabii, durdurun. Asıl takıldığımız noktalardan biri de bu. Bunu size itiraf ediyorum diye bir cümlesi var. Enteresan gelmişti bana. Ama şimdi tabii bütün bunları biz Türk-Amerikan ilişkilerine bağlarken Sayın Büyükelçim, mesele sadece S-400'de değil. Biz daha bunu nasip çok konuşuruz. Fakat Türk-Amerikan ilişkilerinin gelip tıkandığı noktalardan bir tanesi de geçen gün o IŞİD lideri Bağdadi'nin görüntülerinin de yayınlanması ekseninde de soracağım. Suriye'de de enteresan şeyler oluyor. En başından beri ama artık iş hani bir cisim yaklaşıyor diye bir espri vardır ama Türkiye'ye birçok noktadan birçok cisim yaklaşıyor. Doğru. Çok dikkatli olmamız lazım. Doğru. Hani doğru. Eskiden diplomasi, strateji falan dendiğiniz zaman doğru. Böyle çok ulvi böyle isimler olarak düşünürdük ama artık bunu bilmek zorundayız. Bunu hepimiz ortalama bir vatandaş olarak bunlara hakim olmak zorundayız ama okumak da zorundayız. Okuyalım ki bilelim. Doğru. Tek bir yerden de öğrenmeyelim. Bakalım çünkü doğruyu görmemiz gerekiyor. Akıl, ortak akıl açısından. Çünkü hep söyleniyor ya üst akıl, üst akıl. Önce Türkiye'de bir ortak aklı yakalarsak tüm üst akıllara karşı biz mücadele ederiz. Ama biz ortak akılda duramıyoruz yani. Bu çerçevede bakıldığında şimdi Suriye ile ilgili mesele var. Suriye'de Rusya ile Amerika karşı karşıya ama bazı yerlerde Türkiye'ye ortak paydada buluşarak karşı çıkıyorlar. Türkiye bir yerde Rusya ile beraber, bir yerde Amerika ile beraber. Ama geçenlerde çok enteresan bir şekilde belki Amerika Türkiye ile bir şeyler yapar Münbiş'te de yeni bir tez daha ortaya attılar. Rusya ile bir şeyler oluyor ama biraz sonra ben de detaylarını açıklamaya çalışacağım. 2-3 gece çok 2-3 gece önce çok tatsız şehidimizin olduğu gece olaylar yaşandı Rusya ile evet, aramızda. Evet, evet. Bunları da özellikle belirtmek lazım. Bu çerçevede bakıldığında bu yaz siz Suriye'de hani biz bu seçim kavgalarına da daldık. Fazla dikkatimiz dağılıyor ama mutlaka oraya da yoğunlaşmak lazım. Dışarısı bizim için daha ciddi bir ikbal sorunu. Suriye'de sıcak gelişmeler bekliyor musunuz? Ya da bir Türk-Rus, Türk-Amerikan ortaklığında bir operasyon ya da İdlib'de gelişmeler anlamında. Arkadaşlardan da rica edeyim haritayı eğer ekrana yansıtabilirlerse. Bugün de bir harita çalıştık. Belki çünkü değerli izleyicilerimize biz Cerablus diyoruz, Elbap diyoruz. Tabii. Fakat kimse herkesi her yeri bilmek zorunda değil. Biraz haritada da özellikle çalıştık. Neyin ne olduğunu görmek açısından. Efendim evvela bir iki hususu yerine oturtabilmek babında yaşamış olduğum, bizzat yaşamış olduğum bir iki tecrübe var. Onları paylaşmak istiyorum. Sene 1999. Yine bu Irak meselesiyle ilgili olarak gelişmeler başladı. O tarihte Genel Kuvvet Başkanlığımız Dışişleri Bakanlığı'na o zaman J Başkanı olarak neydi? Saltık Paşa'mızdı galiba. Telefon etti. Dedi ki bizim halihazırda bir savunma sistemimiz yok. Acaba Amerikalılar Patriot verebilirler mi? Efendim ben deniz o tarihte Paris Amerikan Büyükelçisi. Biz gittik kendisiyle oturduk. Bir öğlen yemeği vardı. Daha evvelden organize edilmiş. O yemek vesilesiyle ben bu konuyu açtım.
Dedim ki yani siz şimdi İncirlik'te de 36 Amerikan 12 İngiliz uçağı vardır. Yani onların 35 olmuş 12 olmuş önemli değil. Orada esas itibariyle bir de bir şey var. Onu tam teyit ettiremedim. Romanya'ya taşımakta olduklarına dair nükleer başlıkları. Yani bizim İncirlik'teki 90 civarı nükleer başlık var derler. 50 tane vardır orada. Ama böyle bir şey var. Böyle bir tevatür müdür, gerçek midir onu da bilmiyorum. Ama yani bu da gösteriyor ki Amerika ile çıban başlarının üzerine bir tane daha eklenmiştir o noktada da. Yani bir tedirginlik var öbür tarafta da. Şimdi ben böyle bir talepte bulunmadım. Ama sadece siz İncirlik'i nasıl savunacaksınız dedim. Bir Saddam taarruz ederse falan. Aa, çok basit dedi. Patriotları getiririz dedi. Efendim biz istiyoruz dedik zaten patriotları. Niye bize getirmiyorsunuz da oraya getiriyorsunuz? Çünkü biz dedi İncirlik'i savunmak mecburiyetindeyiz. Orada bizim biliyorsunuz başka sıkıntılarımız da var dedi. Nükleer şeyler falan hep Türkiye beraber. Türkiye değil İncirlik'i savunacak. Efendim evet. Ve efendim çok basit bir şey. Genelkurmay Başkanlığı'yla biz temas halindeyken birden Amerikan Büyükelçiliğinden bir telefon geldi. Patriotlar Frankfurt'tan yola çıkıyor. 48 saat, 72 saat ya geçti ya geçmedi. Dedik ki yani başbakanın imzasıyla size müsaade verilmesi lazım. Nereye gidiyorsunuz? Ve sonunda bir hadise çıkmaması için evvela gittik. Genelkurmay Başkanımızdan bir yazı getirttik. Patriotlara Türkiye'nin de şiddetle ihtiyacı vardır diye. Arkasından da rahmetli Ecevit'e hiç sevmezdi o. Amerika'yı da sevmiyordu. Bunları da sevmiyordu. Ona da gittik imza attırdık. Böyle çok ciddi bir tehdit varmış üzerimizde diye. Efendim 72 saat sonra Frankfurt'taki Patriot Bataryası Türkiye'ye indi. Ne zaman ki Amerikalılar tehdit bitti dedi. Yahu bizim tehdit daha arttı dedik. Patriot gitti. Yani çok önemli bir şey anlatıyorsunuz. Bu benim anlattığım şey aslında çok başka bir yönden çok önemlidir. Oturup da eğer bir başkasının size ariyeten gönderdiği hem kendi canını tehlikeye atmaz hem de zaten sonuna kadar işi bittiği zaman sizi bırakır gider en ihtiyacınız olduğu dönemde. İkinci bir şey var burada vurgulamam gereken çok önemli. Bu sistemleri aldığınız zaman uydu sisteminizi de geliştirmeniz lazım. Şimdi ben babam dolayısıyla deniz kuvvetleriyle bir tatlı su bahriyesi diye beni de değerlendirebilirsiniz. Biz mesela Yunanlılar uydu attılar ve bizim Ege'deki donanmamızın bütün hareketlerini harfiyen ve anında tespit edebiliyorlardı. Biz bunu ancak onlardan 15 sene sonra falan yerine getirebildik. Yani bizim orada uydularımız, AVAX'lar vesaire falan ancak şundan 7-8 Bravo. Sene evvele kadar inmiştir. Dolayısıyla bir uydu sistemi kurup oradan kendi imkan ve kabiliyetlerinizi devreye sokmadan aldığınız bu savunma sistemlerinin adı ne olursa olsun ister Suriye, ister Irak, ister İsrail, ister Amerika yani çok haklı olarak tabii söylediklerinizin hepsi ama bunu devreye sokmazsanız başka bir taraftan yine entegre sistemlerde de olmadığınıza göre siz yakalayana kadar onların sizi yakalama şansını arttırmış olursunuz. Üçüncü bir husus var. Bana ısrarla NATO'daki bütün arkadaşlarımız da hep aynı şeyi söylediler. Ekonomin güçlü değilse ayakta durup mücadele edemezsin dediler. Çünkü netice itibariyle bütün bu sistemler para gerektiriyor. Bizim bu rakam ben ayrıldığım zaman 300 milyar dolardı. Şimdi 450'ye çıkmış. PKK ile mücadelemizin Türk ekonomisine maliyeti 450 milyar dolar. Yani askeri yönden olsun, ekonomik yönden olsun, sahir yönlerden. Bu demektir ki Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yarısını PKK alıp götürmüştür. Dolayısıyla toplamda değil mi Sayın toplamda. Bekir? Yani başından 84'ten bu yana ilk başladığından bu yana bu rakam şimdi bir şey hatırıma getirdi onu söyleyeyim. Katar'ın yıllık ticaret hacmi 450 milyar. Yani korkunç bir rakam büyük tabii. Bir rakam. Yani %50'si gayri safi yurt içi hasılamın. O da dolar krizine girmeden evvelki 850 milyar dolarımın %50'sidir. Yani bunlar çok büyük rakamlar ve bugünkü koşullarda da bu savaşın bedava yapılmadığını ve çok masraflı olduğunu da görmek lazım. Türkiye bir yandan dışarıdan borç almaya mahkumken diğer taraftan da bu tip bir sorunu götürebilme şansına sahip değildir. Söyleyeceğim diğer bir husus şu, bir hatırlatma yaparak edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri 1929'da iflas etti. Orası New Deal'e girdi. O bir sol harekettir. Ama Amerika'nın dünya çapında büyük bir hegemonya kurabilmesinin yolunu
1936 yılında İkinci Dünya Savaşı'na giderken özellikle Hitler'e karşı Chamberlain ve de Dara diye orada yumruğu yiyip de ses çıkarmadıklarında bu işin bir tek çaresi var dedi ve silahlanmaya yöneldi. Savaş ekonomisine girdiği andan itibaren de zaten dünyayı tek başına yönetebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla savaş ekonomisinin iki tane çok büyük önemi var. Bunlardan bir tanesi katma değeri çok büyük. Teknolojik olarak size başka yerde sivil alanda da inanılmaz şekilde alan açıyor. Bir örnek verebilir miyim? Emredin tabii. Sözünüzü estağfurullah kesiyorum ama mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihracatta kilogram başına kazandığı rakam yaklaşık 1 ila 1,5 dolar. Aselsan'dan bir örnek vermek istiyorum. Kilogramdan yapmış olduğu ihracat 600 dolar. Yani yaklaşık 450 katı falan. Katma değeri çok yüksek dediğiniz çok yüksek. Evet. Şimdi bunların hepsinin ötesinde Amerika'nın ikinci bir şeyi daha var. İkinci Dünya Savaşı'nda herkes yerle bir oldu. Truman doktrini ve Marshall yardımı esas itibariyle Amerika'nın kendi menfaatleri doğrultusunda ticaretini geliştirebilmesi için bu ülkeleri bir ivme verip tekrar ekonomik açıdan ayağa kaldırma politikasıdır. Dolayısıyla halihazırda Amerika'nın dünya çapında gütmüş olduğu amaçla birlikte politikanın da temel unsurları bu kapsam içinde mütalaa edilmek durumundadır. Buna aynı zamanda Orta Doğu dengesi de girer. Yani Amerika ile Fransa 2. Dünya Savaşı'na kadar ayakta durdular. 2. Dünya Savaşı sonrasında evvela Soğuk Savaş. Şimdi 21. yüzyılda bu da bitti. Petrol önemli, hala önem taşıyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Eğer Amerika Birleşik ve bu Doğu Akdeniz diye ısrarla konuştuğumuz şey aslında Amerika ile Rusya'nın LNG ve petrol doğalgaz boru hatları çerçevesindeki rekabetidir efendim. Şimdi burada sizin karşınıza artık ne İsrail, ne Güney Kıbrıs, ne de Yunanistan var. Siz oraya gittiniz, iki tane Amerikan şirketi, biri Exxon olmak kaydıyla dünya devi. Diğer tarafta Total, Eni vesaire. Yani siz oraya girdiğiniz andan itibaren karşınızda Güney Kıbrıs'ın değil, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeleri topyekun bulmaktasınız. İşte bunları söyledikten sonra Orta Doğu dengesinden benim kastım nedir? Onu da çok net olarak söyleyeyim. Efendim normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ne bir derdi var ne de herhangi bir amacı var. Hedef Suriye değildir. Amerika'nın bu kapsam içindeki hedefi bizim de en büyük derdimiz bu zaten İran'dır. Bunu da her geçen gün biraz daha net ve daha fazla bir biçimde ortaya koymaktadır. Bunu yapabilmek için de Amerika Birleşik Devletleri kendisi zero casualty diye ortaya çıkar. Yani ben hiç asker kaybetmeyeceğim ama birileri benim yerime ölmelidir. İşte bu silah verilmesi tırlarla falan buraya da girer. Bu kapsam içinde başlangıçta bir deneme yaptı. Bizim güneyimizde aslında 3 kanton diye bir şey Suriye'de tarihin hiçbir döneminde olmamıştır. Yani Kobani ve Kamışlı tarafları biliyorsunuz Kamışlı'daki bir futbol maçına kadar hüviyetleri bile yoktu Kürtlerin. Yoktu. Yani vatandaş bile kabul edilmiyordu. Sonradan verildi. Ve burada bir yoğunlukları vardı. 175 kişi kilometre kare başına. Şuradan da doğuda. Aslında tabii şöyle yapalım. Orada vardır. Şu bölgede tabii. Evet. Kuzeydoğu bölgesidir. Evet. Bunun dışında Halep bölgesinde 250, Şam bölgesinde çevreyle birlikte 250 kişi olmak üzere kilometre kare başına esas yerleşim alanları ve zenginlik buralıdır. Geri kalan çöl bölgesinde %1'dir nüfus ve orada Palmira ve Deir-ez-Zor'un ötesinde herhangi bir yerleşim ve hani kıymet harbiyesi olabilecek bir durumda yoktur. Şimdi bu koşullar altında Amerika başlangıçta ben buraya bir Kürt varlığını devletleştirerek uzun vadede yerleştirmek niyetindeyim dedi. Peki Sayın Bikercim şuradan hani gösterebilirsek bu Münbiç olan sağdaki bölge mi? Fırat'ın doğusu olarak Münbiç'in Ç harfinin yanından yani, Fırat'ın akışını da gösteririz. Evet şöyle diyeyim. Çok şimdi, fazla şey yapmak. Burada, yani, evet, evet aslında şurada Münbiç dediğiniz o Münbiç'in çok büyük bir önemi yok. Yani Türkiye burayı kendi kontrol altına kolaylıkla alabilir. Esas buradaki sorun daha doğuda. En kuzey doğusunda, Irak sınırında Sincar'la da bütünleşmiş olarak şu bölgede buradaki Kürt varlığıydı. Ama ne yaptılar?
Amerikalılar başlangıçta üçe böldüler. Cezire kantonundan başlayarak Afrin kantonuna kadar indiler buraya. Evet. Ve buradan esas itibariyle Hatay'a gelmiyorlar. Afrin kantonunu buraya kadar uzattıktan sonra şu bölgeye inmek istediler. Ve Kürtlere böylece şu uzantı içinde önce özerk bir Akdeniz'e bölge. Akdeniz'e inerek. Evet, tabii, tabii. Tamamen kuzey boydan boya burası üç kanton. Hiç evet. Hayatında olmadı üç kanton. Üç kanton diye kabul etti. Ve Afrin kantonu ile en son buradan da inip denize çıkış veriyor. Nereden veriyor denize çıkışı? Laskiye'nin kuzeyinden. Evet, aynı. Laskiye ve Hmeymin dediğimiz evet. iki tane üs Ruslar için olmazsa olmaz önemlidir. 1973 yılında Suriye ile Rusya'nın yaptığı anlaşma 20 yıl süreliydi. 1993'te bitti. Bugün Oğul Esad'ın yenilemiş olduğu anlaşma süresizdir. Ve Rusya burada artık fiilen vardır. Dolayısıyla biz uçağı buralarda düşürdük. Ve burası da Türkmen Dağı dediğimiz bölgeydi. Türkmenlere yayla saldırıyorlardı. Evet. Şiddetli çatışmalar oldu. İleride. Evet. Hatay'ın güneyinde. Evet. Hatay'ın güneyinde. Evet. Burayı esas itibariyle Türkmen Dağı'nda Türkmenleri yok etmeye gidiyorlardı. Evet. Hani onu da görmek lazım. Lalet Dağı'nın bir gruba saldırı olmuş olsaydı Türkiye belki daha gözünü yuvardı ama yukarıda uçak düşerken filan Rusya'nın da bize empati yapıp Türkmenleri bu kadar fazla hırpalamaması gerektiğini düşündük. Bunun bir cevabıdır. Şimdi buradan inişi biz durdurduk. Nasıl durdurduk? Şu bölgede, İdlib dediğimiz bölgede Türkiye ve Rusya ortak bir harekat yapıyorlar ve burada Aslan'a söyleyeceğiz. Evet, bunlar netice itibariyle teröristler de var burada aşırı. Ilımlı muhalifler de var. Esad birlikleri de, bugün Esad veya rejim güçleri diyelim, hepsi birlikte burada var. Ama bu netice itibariyle Amerika'nın kafasındaki Afrin kantonunu Laskiye'nin kuzeyine kadar uzatma politika ve düşüncesini bitirmiştir. Arkasından biz Elbab'a girdik. Bir adım daha geri gidildi. Arkasından da en son Afrin'e girmek suretiyle şu bölge, Membiç'i de alacağız, onda da kuşkum yok. Bu bölge bu şekilde geldiği zaman Kürt varlığı buradaki hayat bulup da bir yere gidebilme şans ve ihtimalini yitirdi. O zaman Amerika başka bir politikaya döndü. %1 yaşıyor dedik, buraları çöl, hiçbir şey yok. İki yer var sadece. Buradan Fırat'ın doğusundan itibaren Suriye topraklarının yüzde aşağı yukarı 30'una tekabül eden bir bölgeyi Kürt bölgesi ilan etti. Efendim tarihin hiçbir döneminde bu taraflarda Kürt vardı yine. Çoğunlukta hiçbir zaman olmadılar ama Kürt vardı. Burada çoğunluğu oluşturmak için ikame politikasına yöneldiler. Yani oradakileri, Arapları, Türkmenleri vesaire, Yezidileri hepsini uzaklaştırıp yerine Kürtleri yerleştirme politikasına gidiyorlardı burada. Ama burada o dahi yoktu. Fakat bir anda bu %30'a yakın kısım Kürt bölgesi olarak ilan edildi. Halihazırda bu bölgenin esas itibariyle Amerika tarafından İran'a karşı kullanılması amacıyla elde tutulduğu artık bir sır değil. Yani buradaki SDG güçleri dediğimiz ki sayısı 80 bini buldu diyorlar. Öyle değil. Bunlara bu kadar silahlar, tır dolusu vesaire buraya yerleştirecek ve burada esas itibariyle 3 hedefi var. Güneyden İsrail ile Suudi Arabistan ve Körfez, işte Birleşik Arap Emirlikleri falan, onlar kendi aralarında bir ittifak sistemi oluşturuyorlar. Güneyden Suriye'yi sıkıştırmak, kuzeyden SDG güçleriyle gene Suriye'yi, ama hangi anlamda? İran'ı sıkıştırıyor esas itibariyle. Çünkü Esad'ın burada tek başına bir direnme gücü yok. Ama o Haşb-i Şadi, Hizbullah vesaire, bu Beyrut'a kadar da geldiğiniz zaman, Beyrut'ta unutmayalım ki, daha doğrusu Lübnan'da bugüne kadar İsrail'e en fazla zararı verdirmiş olan, savaşı yapan Hizbullah'tır. 2007. Bugünkü Hizbullah, o günün Hizbullah'ın 10 katı diyorlar. Yani böyle de bir güç. Dolayısıyla burada topyekun bir savaşa girmek lazım. Ben NATO okuluna gittim. Orada bir İsrailli profesör, aynı zamanda istihbaratçı, bana çok net bir biçimde şunu anlattı.
Bizim de güneyden ve doğudan hiçbir sıkıntımız kalmadı. Yani ne Mısır, ne Sina'dan gelir, ne Ürdün ve bunlar bitti. Bizim bütün sıkıntımız kuzeydir. Ve kuzeyden gelen bu sıkıntıyı aşamayacağımız hususunda da ciddi kuşkularımız var. Lübnan da buna dahil dedi. Daha kontrol edilebilir ama Hizbullah dolayısıyla orası da çok tehlikeli. Dolayısıyla biz bütün gücümüzü buraya tevcih ettik ve her halükarda bunu burada bitireceğiz, bu kararı almış durumdayız. Şimdi o zaman sorunuza bütün bunları anlattıktan sonra daha net bir şekilde şahsi kanaatim olarak şunu söyleyebilirim. 2019 ve 2020'nin başları her halükarda İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Suriye'deki İran güçlerine karşı bir operasyon yapabilir. Çok önemli bir şey. Bu operasyon illaki bir kara operasyonu şeklinde cereyan etmeyebilir. Hava, füze, o veya bu. Ama bu esas itibariyle Suriye'ye karşı değil, İran'a karşı düzenlenmiş bir operasyon olacaktır. Amerika'nın buradaki politikası ikiye bölünüyor benim görebildiğim. Biri İran'ı içeriden çökertme politikası. İşte bu ambargolar vesaire filan. Ama hesaba katmadığı bir şey var. Hürmüz Boğazı fevkalade dar bir bölge. Üstelik orada ihtilaflı adalar filan da var ki aidiyeti belli olmayan. İşte bu koşullar altında baktığınızda Hürmüz Boğazı'nı İran kapatabilecek kabiliyettedir. Füze sistemleriyle vesaire şeyleriyle en son Şahap füzeleri 16 bin kilometre sürate kadar ulaşmış ve uzun menzilli, orta menzilli vurabilecek durumda. Dolayısıyla bu manada baktığınız zaman Hürmüz Boğazı kapandı mı felaket şekilde petrol çıkışı zorlaşır. Zorlaştı mı dünyada petrol fiyatı artar. Petrol fiyatı arttığı zaman Rusya güçlenir. Rusya güçlendiği ölçüde Amerika rahatsız olur. Dolayısıyla Türkiye'yi de kullanmak suretiyle bu kapsam içinde İran'a içeriden zayıflatacak, gücünü azaltacak, çökertecek bir politika gütmeye çalışıyor. Diğer taraftan da bunu yaparken Suriye'nin içinde İsrail'i de kullanmak suretiyle diğerleriyle birlikte bunlara karşı bir taarruz harekatına hazırlanıyor. Bütün bu Filistin, ondan sonra oradaki İsrail yayılmacılığı vesaire de aslında bunların bir parçası olarak görmek lazım. Ama bunlar da sonuçta benim görebildiğim kadarıyla bir işe yaramayacak. Çünkü Kushner'in yani damadın bir Yahudi olarak ortaya koyduğu bu fikirler yapılabilirliği yoktur. Ve yapılmaya kalkıldığı zaman iki devlet esaslarını vazgeçilerek bir yere götürmeye kalkıldığı zaman üstelik sadece Suriye'de değil, Filistin konusunda da yeni çatışmaların habercisi olacaktır. Türkiye'nin aklını başına toplayıp, aklı selimle son önce sözüm bu olsun. Ben Esad'mış, oymuş, buymuş bunlarla hiç umurumda değil. Esad bir piyondur, bir kukladır, kullanıyorlar. Ama toprak bütünlüğüne sahip çıkılması Türkiye için, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olmazsa olmaz önemlidir ve geleceği kurtaracak tek çaredir. Bunu yapabilmek için de evvela o toprakların sahibine ait olduğunu ispat etmemiz lazım. Hep beraber ayrı ayrı üzerine gitmenin yeri yok. Çok teşekkür ederiz. Efendim çok sağ olun. İki tane çok önemli konu var. Bu yaz sıcak çatışmalara dair Sayın Büyükelçimiz aslında işaretler verdi. Şimdi Sayın Paşam. Evet. Biz sizlerle çok böyle yayınlarda beraberdik. Evet. Şimdi öncelikle çok güzel. Değerli izleyicilerimize şunu hatırlatayım. Şunlar petrol kuleleri gibi görünüyor. Bunlar bizim gözlem noktalarımız. 12 tane. Türkiye'nin gözlem. Şu an aktif. Geçen 2 gün evvel Suriye'nin topçu atışı yaptığı ve duvarlarının zarar gördüğü açıklanan gözlem noktamız. Hemen yanında topçu atışları. Buradan yapıldı. Burası. Evet. Şimdi şöyle bir hatırlatalım çok değerli izleyicilerimize. Çünkü dediğim gibi isimler çok fazla ama herkes biz biliyoruz diye düşünüyor. Biz diğerlerini de biliyor diye düşünüyoruz ama hata ediyoruz. Burası şuradan çizgi çekersek ilk harekatın gerçekleştiği Fırat Kalkanı bölgesi. Burası Zeytin Dalı bölgesi. Kırmızı olan bölge bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarımız, vatan toprağımız. Şu bölgenin altı böyle bir bardak gibi görüyorsunuz. Burası İdlib bölgesi. Astana süreciyle çatışmasızlık bölgesi ilan edilen yer. Evet. İran, Rusya ve Türkiye'nin ancak enteresandır. Bu bölgeyi Rusya söylüyor çıkın Esad güçleri geliyor diye. Yani İdlib sürecinde de çatlaklar. Doğru. Var. Bir Sayın Paşam ben sözü de oraya getireceğim. Heyet-i Tahrir-i Şam var. Burada kimi rakamlara göre 80 bin, kimi rakamlara göre 40 bin. Çok ciddi bir tehdit edici varlığın olduğundan da terör varlıklarının olduğundan da bahsediliyor.
büyük bir gerginlik endişesi taşınıyor. Ama öte yandan da bakın Tel Rifat, geçen gün şehidimizin PYD-PKK olduğu bölge. PYD-PKK terör örgütü var orada. PYD-PKK terör örgütü var. Rusya var. İran milisleri var. İran milisleri var. Bir de Suriye rejimi. Suriye rejimi var. Burası çok karışık, çok doğru. Enteresan bir bölge ve bizim iki harekat bölgemizin tam ortasında içeride dil bir yer. Gibi, dil gibi içeriye girişimde evet. Türkiye için ciddi risk de oluşturuyor. Aynı zamanda Münbiş'ten geçişleri de koridor sağlıyor. Evet. Buraya Türkiye geçen gün bir operasyon gerçekleşti. Çünkü çok değerli bir evladımız orada evet. Şehit verdi. Bir yüzbaşımızı, bir deniz piyade yüzbaşımızı. O açıdan şimdi buradan bakıldığı zaman Türkiye, burası da Fırat, burası da Fırat'ın doğusu. Ki bana kalırsa Fırat'ın doğusu ta Kandil'e kadar Türkiye'nin güvenlik konusunda uzayacak artık. Sincar ve Kandil. Tabii. Şimdi buraya bakıldığı zaman burası da Münbiç, evet. Meşhur. Sayın Paşam, size göre Tel Rifat sıkıntılı, Münbiç sıkıntılı. Fırat'ın doğusu ile ilgili çıkışlarımız zaten var. Zaten sıkıntı en büyük. İdlib'i saydık. Evet. Bu yaz... Bunların dördünde birden bir şeyler olur mu? Türkiye, Amerika, Rusya ekseninde nerede çatışma önemli, olabilir? Çünkü ben resmi böyle görüyorum. Evet, topu da size bırakayım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok önemli konulara vurgu yaptınız. Sağ olun. Şuraya geçiyorum. Önce biraz önce tabii Sayın Büyükelçim ayrıntılı tabloyu, genel tabloyu çizdi. Sağ olsunlar. Benim değerlendirmem Amerika Birleşik Devletleri, Sayın Büyükelçim de biraz değindi. Evet. Suriye'den çekilmez. Yani Trump 20 yazılı emir verse de ABD askerleri buradan çekilmez. Azaltabilir. Ama biz askeri literatürde buna mevzi değiştirme diyoruz. Mevziyi değiştirir fakat Suriye'deki etkisini daha da çok arttırır. Biz buna çekilme demiyoruz. Dolayısıyla yanıltmasın bizi. Burada yaklaşık 2600 kadar askeri var. En sonunda İşte Fırat'ın doğusunda 400 bırakacağım dedi. Menbiş'te var. Bir de bu haritada olmayan ve pek dikkate alınmayan Tanf bölgesi. Tabii. Dolayısıyla Sayın Büyükelçimin dediği %30 doğrudur. Tanf bölgesi %10, %40. Demek ki ABD %40 coğrafyasını Suriye'nin kontrol ediyor. Veya bir de Rusya varken niye çekilsin ki? Evet. Burada 200 askeri var. Tabii. Burada da 400, 600. 2000 taneyi çekerse 600 kalıyor. Ama çekildiğinde çekilmiyor. Mevzi değiştiriyor. Hemen Irak sınırında uygun bir üs inşa etti. Çok güzel, büyük bir üs. Orada mevzilenip etki sahasını hava araçlarıyla, kara araçla etki altına alabilir. Ki ben askeri açıdan bu çekilmenin de kısa devrede olacağını düşünmüyorum. Evet. Niye? Bir, İsrail faktörü var. Onun güvenliği var. İki, Sayın Büyükelçin belirtti. İran'ın buradaki askeri varlığını sıfırlama durumu var. Bir de bir konuyu daha söyleyelim. DAEŞ veya IŞİD. DAEŞ ve IŞİD evet eylem yapma durumu biraz zayıfladı. Yani saha üzerinde yok ama saha altında var, hücre altında var. Bunu ABD, DAEŞ veya IŞİD'i buradaki PYD-PKK terör örgütünden bazı elemanlar, yani Suriye Demokratik Güçleri çatısı altındaki bazı Arap güçleriyle Irak-Suriye sınırına gönderecek. Burada El Kemal sınır kapısı var. Buradan Sayın Büyükelçimin değinmeye çalıştığı İran-Lübnan-Hizbullah bağlantısını kesecek. Bunu göreceğiz. Dolayısıyla IŞİD-DAEŞ kullanılmaya devam ediyor. Bu çerçeveyi çizdikten sonra burada Türkiye'yi tehdit eden, Türkiye'nin siyasi hedefi neydi Metehan Bey? Önce onu hatırlayalım. Yani Türkiye'nin çizdiği siyasi hedef devleti. Terör bir, dışarıda durma. 9-11 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında var olan başta PYD-PKK terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütlerinden gelecek tehdidi yok etmek, etkisiz duruma getirmek. Bunu sağladı mı? Fırat'ın batısında sağladı. Tel Rifat Türkiye topraklarına etki etmiyor ancak burada konuşulan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve ÖSO, Özgür Suriye Ordusu unsurlarını biliyorsunuz zayiat verdiriyor ve şehitlerimiz, yaralılarımız oluyor. Kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hı. Kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum bu arada. Demek ki bu bir tehdit. Evet, tabii. Nereye tehdit? Hem Afrin'in güneydoğusu hem de Fırat Kalkanı'nda Elbap ve Aziz'in güneyi güney sektörüne ve güneybatısı. Bir tehdit ve sürekli. Peki Rusya nerede duruyor? 2-3 yıldan beri Rusya ile her platformda yapılan görüşmelerde en yetkili ağızdan bu Tel Rifat'ın
PYD, PKK terör örgütünün boşaltılması söyleniyor. Rusya burada bir olumlu adım atmıyor. Neden? Çünkü burayı boşalttırırsa tabii. Fırat'ın doğusunu zaten ABD kontrol ediyor. Yani kendi tırnak içinde Kürt diyor ama ben PYD, PKK bölücü terör örgütü diyorum. O kartı elinden kaybetmek istemiyor. Birincisi bu. İkincisi bunu boşaltırsa tabii. ileride Türkiye'ye karşı masaya süreceği kartlardan biri azalmış oluyor. Dolayısıyla Rusya şunu demek istiyorum. Yani Rusya Astana sürecinde evet İran'la devam ediyor. Çok olumludur. İşbirliğinin artması da gerekmektedir. Ona inanıyorum. Çünkü ABD'nin buradaki stratejisi ve politikası Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, ulusal güvenliğine tümüyle aykırıdır. Keşke 2011'den 2016'ya kadar ABD ile hiç beraber koalisyon ortağı olarak gidilmeseydi. Ama gidildi. Şimdi bununla beraber Rusya'nın da yarın öbür gün, yarın öbür gün, yani yarın öbür gün dediğimde 2-3 yıl, 1-2 yıl sonra Afrin'den, Fırat Kalkan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çıkması gerektiğine dair dillendirmeyeceğini, yani sert bir şekilde dillendirmeyeceğini garanti edemeyiz. Katılıyorum Sayın Büyükelçim. Şimdi birinci tehdit bu. İkinci tehdit Membiç. Burada da PYD, PKK terör örgütü var. Burada da Elbab'ın doğusu ve Fırat Kalkanı'nda ki doğuyu tehdit ediyor güneyden. Fakat bunlar taktik. Tehdit veya taktik hedef. Yani askeri açıdan. Esas stratejik hedef veya buradaki siyasi hedefi gerçekleştirecek askeri harekatın ağırlık noktası Metehan Bey 450-500 kilometrelik sınırı oluşturan Fırat'ın doğusudur. Burada kimilerine göre 60 bin PYD, PKK terör örgütü elemanı var. Kimilerine göre 70 bin. Hiç önemli değil. Önemli olan şu. Arkasında süper bir gücün modern silahlarla donattığı Türkiye'ye birinci tehdit olan coğrafi bütünlüğüne kasteden bir bölücü terör örgütünün PKK'nın devamı bir örgütün olması. Javelin tank savar silahı var. Tow tank savar silahı var. Milan tank savar silahı var. Bazı geri kalmış ordularda bu silahlar yok. Onu söyleyelim. Bunlar çok önemli silahlar. Dolayısıyla burada böyle bir tehdit var. O zaman Türkiye esas ağırlık noktası 450-500 kilo. Şimdi Türkiye buraya bir harekat yapar mı? Bana göre yapmalıydı. Bana göre yapmalıydı. Çünkü her geçen gün yapmasını zorlaştıracak, güçleştirecek yerleşiyorlar. Ve risk faktörlerini artıracak güçler kök sallıyor burada. Fransa kök sallıyor. Yarın öbür gün buradan Körfez ülkelerinden gelen Arap gücü olabilir güvenli bölge için. PYD, PKK terör örgütünün eğitimi artıyor, pekiştiriliyor. Efendim silahlar artıyor, güçleniyor. Kendi kendine daha köklü bir terör örgütü haline geliyor. Yapmalıydı. Peki neden yapmıyor? Elbette Fırat'ın doğusunda bir ABD faktörü var. Fransa askerleri var ama ABD faktörü önemli. ABD burada bir operasyonun kesinlikle karşısında olduğunu gerek Dışişleri Bakanlığı gerek en üst ağızdan söylendi. Karşı. Peki Membiç'te ne oldu? Eylül 2018 itibariyle Membiç mutabakatı vardı yol haritası. Eylül 2018'de ABD taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyordu. Getirmedi. Buradaki yaklaşık 5000 PYD, PKK terör örgütü elemanı çıkmadı. Tersine ABD burayı takviye etti. Fransız askerleri de takviye etti. Yani azaltacağını arttırdı. Kaç Fransız var şu an orada? Yaklaşık 100 kadar bir Fransız askeri. Burada da bazen işte 300-400 ABD askeri olduğu söyleniyor. Arttırdı. Yani azaltmıyor. Niye? Membiç'i benim düşünceme göre Membiç'i bir pazarlık olarak bir orta yol buluyor. Ve Büyükelçime katılıyorum. İleride muhtemelen bir orta yol bulup Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber bir devriye, güvenli bölge. Bir şey buradaki PYD, PKK terör örgütünü doğuya çıkacak. Ama şu var. Bizde bir algı yönetimi var. Peki buradaki PYD, PKK terör örgütü elemanı, 8 bin terör örgütü elemanı nereye gitti? Buraya gitti, buraya gitti. Azaldı mı, uçtu mu, uçmadı. Buharlaştı mı, buharlaşmadı. Buradan gidecek terör örgütü elemanları buraya geldiğinde gücü azalacak mı? Azalmıyor mevcut açısından. Bir arazi. Dolayısıyla burada öyle bir durum var. Burayı da kolay kolay vereceğini sanmıyorum. S-400'e bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Yani S-400 bir henk taşı ortada durdu. Doğu Akdeniz'deki duruma bağlı. Belki Kıbrıs politikasına bağlı. Dolayısıyla elinde tutuyor bunu. Şimdi Fırat'ın doğusunda da artık burada bir siyasi oluşum kurdu. Yani bir devletçik oluşma doğru yol var. Dolayısıyla burada eğer güvenli bölge oluşturulursa
Bu güvenli bölge diyelim Türkiye'nin istediği şekilde bir güvenli bölge oluşturuldu. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buraya girmesine müsaade edilmiyor. Kim girecek buraya? Diyelim Körfez ülkelerden Arap gücü geldi veya peşmerge dediğimiz Roj peşmergeleri. Yani buradan giden peşmergeler şu anda Barzani'de 8 bin 10 bin eğitilmiş geldi. Peki Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı mı? Aykırı. Hasan amca, amca Hasan hiç fark etmiyor. Buraya inince 30-32-40 kilometre aşağıya PYD-PKK uçuyor mu? Buharlaşıyor mu? Buharlaşmıyor. Sadece buradan tehdit edeceği mesafe tehdit risk sınırları dışına çıkıyor. Ama stratejik dönemde, uzun dönemde tehdit olmaya artarak devam ediyor. Hatta buraya gelince buradan güneyden, Tanf'tan belki Akdeniz'e kadar çıkma durumu. Şimdi Türkiye ne yapmalı bana? Bana göre Türkiye, ABD hiçbir zaman buradaki operasyona evet demeyecek, sıcak bakmayacak. Ama Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda koalisyon hükümetiyle çok güçsüz olduğu bir anda, çıkarma araçlarının yetersiz bir olduğu bir anda Amerika'ya rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. O halde burada Türkiye, şuradan herhangi bir bölgeden ben bilemem. Bir kere Süleyman Şah Türbesi'ni eski yerine konuşlandırmalı. Birincisi. Neden? Çünkü Süleyman Şah Türbesi Birleşmiş Milletler 51. maddesi gereği Türk toprağıdır ve meşru müdafaa hakkımız var. Sınıra uzaklığını da 37 kilometre. 37 kilometre. 37 kilometre. Şurada. Tam orada. Menbiç'in hemen Fırat bu. Menbiç'in Fırat kenarının batısında duruyor. Şimdi 37, bu bizim Türk toprağımız. Suriye Arap Cumhuriyeti ile bir anlaşma var. Ta 1921 Ankara Anlaşması'ndan gelen güncellenen. Evet, şu anda ilişkiler nedeniyle ilişkiler soğuk ama o anlaşma geçerli. Kimse şey yapmadı. O zaman buraya gelecek. Rusya ile zaten işbirliği var. Dolaylı olarak Suriye ile. Buraya getirdiği zaman buradan bir koridor açacak. Burayı çok iyi bir şekilde Tugay, iki Tugay her neyse takviye edecek. Niye? Maksat sadece Süleyman Şah Türbesi'ni çepeçevre emniyete almak, korumak değil. Maksat şu. Buradan lojistik koridoru açarak şurayı nasıl kesintiye uğrattıysa burayı da kesintiye uğratacak. Bir kere Süleyman Şah Türbesi de Türk toprağı. İkincisi Süleyman Şah Türbesi'ni açtıktan sonra eğer ABD ile bir uzlaşı sağlanmazsa Süleyman Şah Türbesi'ni yavaş yavaş buradaki çemberi Türk birlikleriyle, Türk askeri unsurlarıyla her neyse diğer destek unsurları genişletecek. Bunu yapabilir Türkiye. Yapmalıdır. Ben bekliyorum. Ve hemen yapmalıdır. Süleyman Şah'la ilgili ben şunu bekliyordum. Var. Yani bir sene önce yapar diyordum. Seçimlerden önce bir yapmalıdır bunu. İkincisi ABD'ye rağmen şurada bir iki cebe bir operasyon yaparak buradaki PYD, PKK terör örgütünün buradan olmasına veya başka güçlerin gelmesine engelle. Peki bunu yaparsa risk ne olur? Bunu yaparsa o zaman katlanabileceği, hesaplayacağı riskler şu. Ekonomiyle ilgili ABD'nin atacağı ekonomiyi sarsıntıya uğrama riski var. Zaten diğer silah sistemleri S-400 nedeniyle bir problem var. Demek ki en büyük problem bir ekonomi oluyor. İki, zaten İncirlik Üssü'nün eski önemi pek kalmadı. Sayın Büyükelçin söyledi, katılıyorum. İşte Yunanistan'da arayış, Ürdün'de arayış, Romanya'da arayış devam ediyor. Bir de Irak'ta dünyanın en büyük üslerini oluşturmaya çalıştı. Bunu bence Türkiye gecikmeden yapmalıdır. İdlib'e gelince, İdlib çok önemli. 150 kilometre Hatay sınırı var. Bu arada bir şey düzelteyim. Ben haritada evet. Tamamen Öso yazıyor yeşil alan. Şuradan aşağısı farklı bir renk. Tabii. Lütfen karışmayın. Yani burası evet. Türkiye'nin kontrolünde değil. Doğru. Burası Astana sürecindeki ayrı yer. Burayı böyle bir renk olarak düşünüyoruz. Burada evet. 150 kilometre bir sınırımız var. 40-50 bin kadar radikal unsur dediğimiz Birleşmiş Milletler'in Türkiye'nin ve diğer ülkelerin terörist olarak kabul ettiği El-Kaide'nin Suriye kolu El-Nusra'nın uzantısı Heyet-i Tahrişan var. Bunlar çocuklarıyla aileleri ya 40 bin 50 bin. Bunlar ne yazık ki bu Soçi mutabakatından sonra veya İdlib mutabakatı diyelim güç kazandılar ve İdlib'de zayıflatılarak elimine edileceklerine tersine İdlib'in büyük bir bölümünü ele geçirdi. Burada zaten şu anda Rusya ile Türkiye arasındaki bir sıkıntı o. Evet. Şimdi burada ne yapıyor? Burada Suriye ve Rusya'nın taahhüt ettirdiği neydi? Yani Türkiye'nin yerine getirmek durumunda olduğu M4 Laskiye ile Halep arasındaki yol ve M5 dediğimiz Halep Hama Humus Şam yolu, stratejik yolu var. Bu iki yolun kontrolünü çok istiyor. Hem Suriye hem de Rusya. Bunun için hem buradaki terör örgütü unsurlarını yani Heyet-i Tahrişan'a topçu atışı hem de buradan çok sınırlı bir şekilde kara harekatıyla bu iki yolu
kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama bu ileride Türkiye'nin tabii Rusya ile sürekli bu konuda zaman zaman gerginlik demeyelim ama soğumana neden olabilecek bazı durumlar ortaya çıkabilir. Efendim çok aslında. Teşekkür ederiz. Vaktimiz biraz sınırlı. Normalde çok değerli üniversite öğrencileri bunlarla masterlarını, doktoralarını yapıyor. Biz 2-2,5 saatte 4 konukla hem de birbirinden değerli 4 konukla konuyu analiz etmeye çalışıyoruz. O yüzden biz 23.15'e kadar yayında kalacağız. O yüzden öncelikle ben Ferhat senden alacağım ama sonra Yusuf'tan bu konudan çıkacağız lütfen. Doğu Akdeniz'le ilgili bir şeyler anlatmasını isteyeceğim. Doğu Akdeniz böyle mavi sular, Akdeniz tatlı bir görüntüsü gibi görünüyor ama Doğu Akdeniz'de de çok ciddi bir gerginlik var. O da Suriye ile bağlantılı. Yusuf orayı senden alacağız. Ama istersen şöyle çok kısa bir şey soracağım sana. Oradan yürüyebilirsin. Türk-Rus ilişkileri. Amerika ile zaten samimiyetsizliği biliyoruz. Evet. Suriye'de ne kadar samimi? Kilit nokta İdlib. Metan Demir. Zira İdlib ben ya zaten savaşın 2011 Mart itibariyle başladığı yer. Cisre, Şuur bölgesi şu bölgede. Bunun bir kasabası İdlib'in. Neden İdlib? Yani savaşın kör düğümüne dönüşmüş bir yerden bahsediyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi iki temel sebep aslında. Halep'ten gelen göç dalgası, Doğu Guta'dan gelen göç dalgası, oranın işte Rus ve Suriye hava unsurlarınca bombardımanın neticesinde, hatta Halep'te ve yine Doğu Guta'da kimyasal silahlar kullanılması neticesinde İdlib, yine oradaki yerel unsurların da söylediği, benim de sık sık benzetmesini yaptığım bir mikro Suriye pozisyonunda. Evet. Burada konsantre olan, burada yoğunlaşan, burada nüfus bir defa yani savaştan önceki nüfus 300 bin civarıyken, 300-350 bin civarıyken, biraz daha fazladır belki, bir tık aşağı bir tık yukarı. Şu anda 4 milyon civarı bir yaklaşık varlıktan bahsediyoruz. Sırf kuzeyde işte Reyhanlı'ya yaslanan Atme kampında 1 milyonun üzerinde insan var. Sen de biliyorsun zaman zaman sınırdan yayınlara gittiğimiz zaman gözlemleme imkanımız oluyordu. İdlib bu yüzden hani Astana ruhuna bağlı kaldığı, buradaki temel mesele Sayın Büyükelçin'in de söylediği gibi salt sivil unsurlardan, salt ılımlı muhalif unsurlardan, Özgür Suriye Ordusu unsurlarından oluşmaması, Türkiye'ye biçilen misyonun biraz da Rusya ile yapılan anlaşma gereğince Heyet-i Şam'dan başlayarak, HTŞ'den başlayarak onun da yoğunlaştığı belli bölgeler var. Şu bölgeler yoğunlaştığı bölgeler diyelim. Bu unsurlardan temizlenmesi. O yüzden periferisinde Rusya'nın olduğu, şöyle çevresinde Rusya'nın olduğu, bir tık aşağısında da yine Türkiye'nin gözlem noktalarıyla netleşen, daha dış çeperinde ise İran'ın da gözlem noktalarının bulunduğu bir alandır İdlib. Ben İdlib özelinde diplomasi imkanları, askeri baskı, askeri görünüm, istihbarat operasyonları çok kritiktir. Bunlara ben çok Yusuf Bey çok yani bunların olduğunu tahmin ediyorum ama çok bilgim yok açıkçası. Bilmek de isterdim, yalan yok. Bir istihbarat üzerinde çalışan bir gazeteci olarak. Ama çok olduğundan eminim. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'unda yer yer buralarda işte kışkırtıcı, belki Amerika'nın olumsuz teşvikleriyle diyelim. Negatif kışkırtmalar, yani provokasyonlar. Türkiye'de daha yeni yakalandılar. Burada olmaz mı? Dolu var. Tabii onlar. Kuzey'de evet. De dahil. Tabii. Kuzey'de de dahil. Dolayısıyla ben İdlib meselesinin, hani toparlarsak sorun özelinde, Rusya ile Türkiye arasındaki Suriye ittifakının, Astana'ya dayanan Suriye ittifakının kilit noktasının hala İdlib olduğu kanaatindeyim. Yani zorlu bıçak sırtı bir operasyondur. Bir şekilde Türkiye'yi aslında geçmişte şu meşhur ismini unuttum açıkçası, CIA'ya çalışmış bir Amerikalı analist vardı. Türkiye ateş çemberinden atlatılmaya çalışılan bir aslan gibi, hani gelecekteki planlardan bahsediyordu. İsmi hatırıma gelirse sonra söylerim. Çemberi kendileri oluşturuyorlar. Evet tabii, yani oyun bu zaten. İdlib böyle bir şey midir? Ben Rusya'nın bu konuda çok kötü niyetli olduğu kanaatinde değilim. Ama bu radikal unsurlardan arındırılması noktasında Türkiye'ye biraz fazla misyon biçme, Türkiye'den fazla beklenti yükseltme gibi bir durum da söz konusu. Tabii Fırat'ın doğusu bundan bağımsız açıkçası. Yani orası Amerika ile alakalı bir mevzu. Fakat Tel Rifat Paşa'mın söylediği manada bunda etkili olabilir. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü hikayesi özelindeki yine başladığı yerde bitme, onu bir hani o kuyruğunu yiyen yılan misali, savaşın başladığı yerde bitmesi belki, mikro Suriye'nin işte mikro Suriyeleşmiş İdlib'in bir şekilde normalleşmesi, silahsızlandırılması, radikal unsurlardan arındırılması ve oraya yine yerli
yani oranın unsurlarına uygun yeni bir nüfus yapısının, demografik yapının tesis edilmesi elzem görünüyor. Bunun haricindeki noktalardan tabii Münbiç yine Amerika ile işte sıkıntılar bağlamında önemli. Tel Rifat keza öyle. Ama en önemlisi İdlib'tir. Fırat'ın doğusu zaten çok çok başka bir tartışmanın konusu. Onu belki onun için de şunu söylemek isterim. Daha çok yani, konuşacağız. Evet. Daha çok konuşacağız Fırat'ın doğusunu. Yani Türkiye hep programın açılışında da söyledin. İç siyaset meseleleri çok önem arz ediyor. İşte dün Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı keza öyle. Memlekete hayırlı olsun diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında hemen seçimin ardından Fırat'ın doğusuna yine vurgu yapmıştı. Ben de o noktada Naim Bey'e katılıyorum. Süleyman Şah Türbesi üzerinde bir operasyon, bir takım cepler... Bunun ekonomik kağıtsa dair bir takım maliyetleri hesaplanabilir. S-400 meselesi bağlamında zaten bütün bu program boyunca konuşmakta olduğumuz yapısal, bünyesel problemleri derinleştirebilir belki ama Türkiye'nin Fırat'ın doğusu meselesi vardır. Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesi vardır. Rusya ile İran'da bu konuda anlaşma oluşmuştur ama İsrail, Amerika, ABD, PYD ittifakı diyelim. Yüzde neredeyse 40'ına tekabül edecek şekilde şu alanın güneyde işte siz daha önceki bir programda telaffuz etmiştiniz. Golan Tepeleri'nde dahil ederseniz şu an Amerikan Trump yönetimini tanıdığı o zaman böyle bir tablo açığa çıkıyor. Bloklar netleşmiştir. Bakın ben hani konvansiyonel savaş risklerinden falan söz ederken böyle bir kötümser bir tablo çizmek istemiyorum. Genelde de analizlerim aslında kötümser olmamaya çalışan analizlerdir. Türkiye açısından da hiç kötümser olmadım. Ve fakat vekalet savaşlarıyla, terörle bu tür işte burası dünyanın poligonu oldu açıkçası. 2011'den bu tarafa maalesef son dönemde 2014'ten bu tarafa yoğunlaşan biçimde büyük güçlerin savaş alanına döndü. Vekalet savaşlarının merkezi konumuna geldi. Bu kadar tahkimat, bu kadar ısınma, Yusuf Bey'in anlatacağı Doğu Akdeniz meselesi bağlamında da ben konvansiyonel savaşa evrilme riskini görüyorum. Tedbirlerin de Türkiye'nin S-400'den başlayarak bu bağlamda olduğunu düşünüyorum. Şu koridor 911 kilometre ki Fırat'ın doğusu evet yaklaşık 450 kilometreye tekabül ediyor. 460-490. Evet. Fırat'ın 550-500. Evet yani burada dolayısıyla işte bir 400 yaklaşık kilometresi de yarısına yakını da şu hat boyunca işte PYD PKK'nın ta Sincar'dan oradan da ta İran kuzeyine Kandil'e kadar yaslanan o kuşağın kesilmesi anlamına gelir. Denize çıkışı zaten engellenmiştir. Hatay zaten burada şunu da son cümle olarak anmak istiyorum. 1938-39 referandum sürecinin Hatay'ı nasıl bir kama gibi tırnak içinde operasyon. Hatta hatırlarsak Laskiye'den yapılan o Yusuf Nazik'le ilgili istihbarat operasyona da kama operasyonu adı verilmişti. Hatay'ın buradaki stratejik fonksiyonunun ne kadar önemli olduğunu da bu bağlamda, bu harita bağlamında altını çizerek tamamlayalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Yusuf Alabar da şimdi zor yerden soru geliyor. Bu Doğu Akdeniz'de tabii herkes kara harekatını konuşuyor. Naim Paşa masajı da var. Evet. Bu Doğu Akdeniz'de de şu an 30'dan fazla savaş gemisinin olduğu söyleniyor. Burada da ciddi bir çekişme var. Batı Avrupalı ülkelerinde. Fransa, İngiltere, İsrail, Almanya, Mısır, Almanya ve ABD'nin NATO, bir de Rusya'nın. NATO. Rusya'nın çok kuvvetli bir elektronik evet, karıştırması orada güç var. Mücadelesi. Çok, o da, yani güç bu denizi mücadelesi. Ayrı konuşacağız ama biraz daha böyle Batı sektörüne kaydığımız zaman Kıbrıs. Bizim göz bebeğimiz. Bir de Ege Adaları'yla Ege Adaları'na doğru geliyoruz. Ama bir de Mete Han Bey çok hızlı söylüyorum. İsrail F-35 uçaklarına sahip, savaş uçaklarına İsrail Türkiye'nin aynı yeteneğe sahip olmasını hiçbir zaman istemez. Tabii. Onda altını çizelim. Ben bunu jet operasyonları harekatı yapan pilotlarla da konuştum. Yani buradan dedim Amerika hani çekiliyorum diyor ya buradan bu bölgeye intikali ne kadar dedim. 8 ila 12 dakika arasında jet uçakları operasyon için ulaşabiliyor. Yani doğru. Çekilmesi bile kara hani cambaza bak şeklinde 2200 doğru. Asker çekiliyor ama 8 ila 12 dakika arasında tabii. Mevzi değiştiriyor. Mevzi değiştiriyor. Burada çok ciddi bir deniz doğru. gücü var ülkelerin. Doğru. Peki Yusuf seni şöyle alalım. Efendim Yusuf Bey gelene kadar bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun Yusuf sen hep şöyle. Tartıştığımız konularda Türkiye ile ilgili olarak İdlib'de işte Rusya ile şu oldu vesaire. Benim şahsi kanaatim bir adım ileri giderek söyleyeceğim. Türkiye aslında çok büyük bir açmazla karşı karşıya. Burada Amerika'nın hedefi İran'dır. Türkiye ve İran olmadan Suriye meselesini çözemezsiniz. Ve Türkiye bu çerçeve içinde de Amerika ile Rusya arasında nasıl ki S-400'ler vesaire sıkışmışsa bu konularda da İran'la aynı sıkışıklığa çok yakın gelecekte 2019 içinde karşı karşıya kalacaktır. İran kısmını bu manada kullanmadığımız için ilave etmek istedim. Evet.
Doğu Akdeniz'de de enteresan gelişmeler oluyor ve artık hadlerini de aşarak Rum kesimi Türk sondaj gemilerinin tutuklanabileceğini personelin bile söylemeye vardırdı. Doğu Akdeniz enerji havzalarıyla Suriye'yi nasıl birbirine bağlayabiliyoruz? Yani ikisi birbirine korole edilebilecek bir denklem. Bence öyle. Yani Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri Orta Doğu'daki özellikle Suriye'deki gelişmelerden birebir örtüşmese de kopartılabilir konular olmadığını düşünüyorum. Ama birinci öncelikle söylemem gereken şey, Sayın Büyükelçi izah ettiği için bize pek bir şey kalmadı ama tekrar ben şey yapayım. Sayın burada, Büyükelçi mi de arada ağır silah kullanıyor, anılarını anlatıyor müzakerelerden. Biz çaresiz bir şekilde yeniliği kabul ediyoruz. Buradaki gelişmenin Türkiye'deki Türk akımıyla buradaki doğal gazın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tekelinde Avrupa'ya ulaştırması arasında bir rekabetin de unsuru. Dolayısıyla karşımızda aslında sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimi yok. Aynı zamanda da benim noktayı nazarımdan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Ama burada bilgilendirme olması açısından bir iki hususu dile getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2004 yılında, 2007 yılında, 2009 yılında Birleşmiş Milletler'e münhasır ekonomik bölgesini ilan etmemesine rağmen kıta sahanlığıyla ilgili koordinatları paylaştığını biz biliyoruz. Dolayısıyla kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölge ilanı arasındaki ince çizgiyi ben Türk hariciyesinin çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Çünkü kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölgenin özünü oluşturuyor. Kıta sahanlığını dikkate almaksızın bir münhasır ekonomik bölgenin konuşulmasının çok teknik anlamda mümkün olmadığını biz biliyoruz. Bunları niçin anlatıyorum? Kıta sahanlığı bir istersen cümleyle açarsan. Tabii bunları niçin anlatıyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Kıta sahanlığı bir ana karanın denizdeki uzantısı olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde ben kabaca tasnifliyorum. Tasnif edilmesi ve bu ölçümlenebilir bir husus. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait kıta sahanlığını Türkiye'nin ana karasından itibaren Akdeniz'in içine doğru olan bölümde denizin içindeki yer şekliyle ölçümleyebiliyorsunuz. Jeolojik olarak. Jeolojik olarak. Dolayısıyla bu sizin bir şekilde kendi keyfiyetinizle Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ın yaptığı gibi benim münhasır ekonomik bölgem buralardır demekle oraları sizin münhasır ekonomik bölgeniz olmuyor. Çünkü niye? Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde buna çok net atıflar yaparak tarafların karşılıklı anlaşması ilkesi var. Kapatmama ilkesi var. Ana kara olma ilkesi var. Ada olma ilkesi var. Bir sürü ilkeleri var bunun kendi içerisinde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Doğu Akdeniz'in en büyük kıyıdaşı olan ülke olarak münhasır ekonomik bölgeden ziyade kıta sahanlığı üzerinden bu hususu ele alması ve bunu Birleşmiş Milletler'e deklare etmesi çok önemli. Hatta kıta sahanlığı için şöyle bir şey var. Birçok farklı hususta da kullanılıyor ama ab initio ipso facto. Yani sizin başlangıçtan beri var olan haklarınız ve ipso facto hala hazırda da kullanmış olduğunuz coğrafi pozisyonunuz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anlamda Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle kesişen alanlarla ilgili bir sıkıntısı Uluslararası Adalet Divanı dahil olmak üzere farklı coğrafyalara gittiğinde Türkiye buraları münhasır ekonomik bölge üzerinden değil öncelikle kıta sahanlığı üzerinden ele almak istiyor. Çünkü kıta sahanlığı biraz önce de söylediğim gibi net bir şekilde ölçümlenebilir ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre de net bir şekilde Türkiye'ye ait olan bölümü gözlemlenebilir bir husus. Bir diğer husus ise sıkıntının ortaya çıkmasında Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek taraflı olarak bir münhasır ekonomik bölge ilan ediyor ve burada Türklere ait olan yani Kıbrıslı Türklere ait olan hakların da gaspı anlamına geliyor bu. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elindeki en önemli hususlardan bir tanesi şu. Kıbrıs tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne kabul edildiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir sual ediyor. Siz Avrupa Birliği hukukunu hangi topraklar üzerinde uygulayacaksınız? Çünkü Londra Anlaşması'ndan günümüze kadar uluslararası meşruiyet içerisinde gelen
bir Kıbrıs Türkü'nün varlığı var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de 1960 Londra Anlaşması'ndan kaynaklanan garantör hakları var. Dolayısıyla bu suali meşru bir kılıf içerisinde Avrupa Birliği'ne sorduğunda Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a, İngiltere'ye ve garantör ülkeler anlamında söylüyorum, Kıbrıs'a söylemiş olduğu husus Avrupa Birliği hukukunu sadece ve sadece Güney Kıbrıs Rum yönetiminin şu an bulunmuş olduğu toprak parçasında uygulayabilirsin diye net kararı var. Ne diyoruz buna? Acquis communautaire. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ın etrafında yaklaşık 13 parselasyon yaparak bunları Amerika Birleşik Devletleri'ne, Fransa'nın firmalarına, İtalyan firmalarına parselasyon üzerinden petrol, doğalgaz arama anlamında anlaşma yaptığı zaman Türkiye Cumhuriyeti şunu söylüyor. Sen Avrupa Birliği'ne girerken acquis communautaire gereği Avrupa Birliği hukukunu sadece kendi toprakların üzerinde uygulama aktinde bulunmuş olmana rağmen şimdi bu akit üzerinden işlem yapmadığını görüyoruz diyor. Birleşmiş Milletler deniz hukuku da burada çok önemli bir şey söylüyor. Eğer taraflar kendi içlerinde bir anlaşmaya varamadılar ise var olan anlaşmaları kullanmak zorundalar diyor. Bu da bizi Avrupa Birliği nezdinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sadece bu şu an işgal etmiş olduğu topraklar üzerinde bir hükümranlığının olduğu gerçeğine götürüyor. Dolayısıyla meselenin kısaca özeti bu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Türkiye arasında ve Meis Adası'ndan kaynaklanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Yunanistan arasında anlaşmazlık noktası olan bir münhasır ekonomik bölgeyle kıta sahanlığı çakışması var. Şimdi Türkiye'nin burada iki alternatifi vardı. Ya kendisine ait olduğunu iddia ettiği kıta sahanlığı üzerinde arama yapan firmalara karşı askeri güç kullanacaktı. Ya da kendi kıta sahanlığında doğal gazı kendi imkanlarıyla hem sismik araştırma hem sondaj anlamında çıkartıp eğer varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anlamdaki askeri gücünü karşısına alabilecek kendi gemilerine yönelik olarak bir eylem yapılmasını bekleyecekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana göre akılcıl olanı yaparak Eni firmasına ya da Amerikan firmalarına askeri güç kullanmaktan ziyade kendi kıta sahanlığı olarak deklare etmiş olduğu, aslında deklare etmese bile biraz önce örneğini vermiş olduğum kendi doğal hakkı olarak görmüş olduğu kıta sahanlığında sismik araştırmaya başladı ve sondaj gemileri satın aldı. Ve bunlardan bir tanesi sismik araştırma gemisinin 150-200 milyon avro civarında bir bedele tekabül ettiğini, iki sondaj gemisinin ise yine 300 milyon avro gibi bir rakama tekabül ettiğini biliyorum. Çok pahalı bir işlem ve bununla ilgili de doğalgaz çalışmalarını başlattı. Şimdi Mogherini'nin Avrupa Birliği'nden yüksek... Senin yerini alabiliriz, haritayı da çekebiliriz. Şu an çünkü Doğu Akdeniz'de devam ediyoruz. Eyvallah. Evet. Şimdi Mogherini'nin Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye yönelik olarak yapmış olduğu açıklamalar bu anlamda temelsiz. Niçin temelsiz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıta sahanlığı ölçümlenebilir bir şekilde belirli ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilgili olarak dile getirmiş olduğu hususları zikrederken daha öncesinden Kıbrıs'ı Avrupa Birliği üyesi olarak alır iken vermiş oldukları akitleri ve taahhütleri unutmuş gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla bu noktadan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uzlaşma, Doğu Akdeniz gaz rezervleri ile ilgili bir konsorsiyum ve forum oluşturuldu. Bu forumun içerisinde İsrail'den Mısır'a, Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum yönetimine, Lübnan'a kadar birçok unsur var. Ve Türkiye'nin de bu foruma dahil olarak buranın nimetlerinden yararlanması şeklinde güya sureti haktan gözüken fakat masa altında şeytanla işbirliği yapan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Burada çok dikkat edilmesi gerekir. Niçin? Çünkü bu yaklaşımın sonucunda Türkiye hiçbir şekilde uzlaşmaz davranıyor şeklindeki yaklaşımlardan dolayı etkilenen bir siyasete imza atar isek göreceğimiz şey şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan'la Meis Adası'ndan kaynaklanan husustan dolayı Ege'de yaşamış olduğu sıkışmışlığı Doğu Akdeniz'de de sadece İskenderun Körfezi ile Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir ülke konumuna getirilmek isteniyor. Bu uzun vadede
ve orta vadede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin canını çok büyük bir şekilde sıkacak bir hususa tekabül eder. Zira bu vakitten sonra münhasır ekonomik bölge dediğimiz hususun sadece balıkçılık anlamına gelmediğini, sadece hidrokarbon yataklarıyla ilgili olmadığını bizi izleyenlerle paylaşmak isterim. Mavi vatan denmesinin de sebebi budur zaten. Bunun büyük bir ekonomik karşılığının olduğunu, bu ekonomik karşılığında güneş enerjisi elde edebilme dahil, buralara oluşturarak kurulabilecek rüzgar enerji santralları dahil, buralarda her türden kültür balıkçılığı dahil, yeraltı kaynakları dahil olmak üzere bu kadar büyük bir bölgenin Yunanistan'a terk edilmesi anlamına gelir. Son bir cümleyle tamamlamak Bekliyorum. İstiyorum. Yunanistan ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki münhasır ekonomik bölgeden Türkiye feragat ettiği takdirde Akdeniz'de kaybedeceği alanın zihinlerimizde canlanması için söylüyorum, yaklaşık olarak Marmara bölgesi kadar bir alana tekabül ettiğini duyurmak isterim bizi izleyenlere. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anlamda bu noktadan sonra Doğu Akdeniz'deki bu oynanan oyundan asla taviz vermeden, elbette ki diplomasiyi önceleyerek, elbette ki istişareleri, görüşmeleri önceleyerek haklarını korumasından gayri yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bir tek cümle ekleyebilir miyim? Evet. Tecrübeme dayalı olarak söylüyorum. Bu dünyada hangi ülkede müzakereye girmiş olursak olalım, önümüze daima, özellikle Batı'da bu çok daha fazlasıyla çıkıyor. Din faktörü de tabii önemli bir faktör. Çok net bir biçimde Helenistik çağlardan kalan bir demokrasi havariliği ve aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun varisi olmak gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Yani biz daha daima müzakere eksi birde bir sıfır mağlup başlayan bir ülkeyiz. Türk olmak dünyada kolay değil. Yani çıktığınız zaman tarihinizle, geçmişinizle, gücünüzle, bir noktada dilinizle, bir noktada dışlanma noktasındasınız. Onun için bir sıkıntınız var. İkincisi de bu Doğu Akdeniz meselesini çok temkinli, akıllı ve zamana yayarak götürmek çok daha doğru olur. Hocam. Çünkü halihazırda buradaki potansiyelin ne olduğu hususunda çok net bilgiler yok. Derinde çok doğalgaz ve bu çıkarılan doğalgazın bir kısmının da ekonomik değeri olmadığı için vazgeçildiğini de biliyoruz. Halihazırda işletilebilen sadece 3 bölge var. Mısır'ın bölgesi Mısır'da var. Mısır'da 2 tane bölgesi var kuzeyde, bir de Levyan bölgesi. Evet, bravo. İsrail'in bu üçüdür. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ta şu ana kadar Exxon'un da bulduğunu ifade ettiği bölgelerin ekonomik değer olarak şu anda bir çatışmaya veya çok acil bir biçimde Türkiye'nin nasıl söyleyeyim, celallenmesine, daha ön plana çıkarmasına gerektirecek yüzeyde olmadığı muhakkak. O çok yüzden Türkiye'nin kendi sismik araştırmasını yapması en evla yöntem. Ben bir şey ilave etmek isterim. Son yalnız orada şeyden başlamamak lazım. Yani bizim Körfez'den, Antalya'dan falan değil, doğrudan doğruya sıkıntılı bölgeler. Sıkıntılı bölgeye elbette girmem lazım. Onu elbette yapmadık. Elbette. Onu da yapmadık. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben zaten orasıyla ilgili bir tez kafamda geliştiriyorum. Doğu Akdeniz'deki enerji havzalarının verdiği gerginliğin yarattığı enerji uluslararası diplomasi birçoktan işine yarıyor. Türkiye'yi de oyalıyorlar. Çünkü Türkiye'nin başka dikkat göstermesi, odaklanması gereken alanlar var. Ben o açıdan daha çok başlık var. Yani normalde saatler yetmez ama bugün özellikle çok sevgili Ferhat Ünlü, hoş tekrar şeref verdin, mutlu ettin, geldin. Efendim size çok ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşrif ettiniz, sağ olun. Şeref verdiniz Sayın Naim Babiroğlu. Sayın Büyükelçi Uluç Özülker, tekrar sağ olun efendim. Çok çok hayırlı olsun sizi ağırlamak. Gerçekten. Ve sevgili Yusuf Alabağlı. Çok güzel bir mekanınız da var. Bunu da söyleyebilirim. TV100 Türk basınına, Türkiye'ye, Türkiye'deki hoşgörü, basın emekçilerinin çalışması anlamında da hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de basının rengi anlamında da hayırlı olsun. Tarafsızlık, kimsenin hakkını yememek, vicdan sahibi olmak da çok önemli. Bunu yapmaya çalışacağız. Burada hep strateji, güvenlik, istihbarat ve buna benzer konuları tartışacağız. Türkiye'nin beka meselesindeki ana başlıkları konuşacağız. Hep şunu söylemeye çalışıyorum. Üst akıldan bahsediliyor. Üst aklı yenmek için önce ortak akıl, önce bilgi, önce de birlik gerekiyor. Bu üçünden vazgeçmeden en güzel günler sizlerin ve ülkemizin olsun. Hoşçakalın.